Kanspor ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Derbi günü programıyla karşınızdayız. Adı üstünde bugün derbi heyecanı yaşanacak. Sezonda adım adım sona yaklaşılırken bir tarafta Fenerbahçe, diğer tarafta Galatasaray zirveden uzak da olsa hikayesi bol bir maçta karşı karşıya gelecekler. Biz de stüdyoda Ceyhun Eriş ve Mahmut Alparslan'la beraberiz ve karşılaşmaya dair her şeyi konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş İyi pazarlar olsun. Hoş bulduk. İyi pazarlar. İyi yayınlar olsun. İyi yayınlar da olsun. Hemen canlı yayın canlı bağlantılarımızla başlayalım programımıza. Canlı yayın noktalarımıza gideceğiz. Kadıköy'de statta Aykut İnce var. Fenerbahçe'de kampı Ahmet Selim Kul takip ediyor. Florya'da ise Emre Kaplan hazır. Programımızın ilerleyen bölümünde stat'tan uzun konuklu yayınımız olacak. O sebeple önce ev sahibi Fenerbahçe'deki gelişmeleri aktarmak üzere Ahmet Selim Kul'a gidelim. Sinem Ökten teşekkürler. Fenerbahçe Samandıra Canbartu tesislerinin önündeyiz artık. Burada da taraftar sayısı yavaş yavaş artmaya başladı. Akşam 47.834 biletin tamamı satılmış olmasına rağmen Fenerbahçe taraftarlarının bir kısmı da buraya gelerek tesislerden takımlarını uğurlayacaklar. Şunu belirtelim. Fenerbahçe kafilesi buradan saat 18.30'da ayrılacak ve güvenlik güçlerimizin eşliğinde stada doğru hareket edecek. Biz de zaten bu görüntüleri canlı olarak aktaracağımızı bir kez daha hatırlatalım. Fenerbahçe oldukça formda, iyi bir seri yakalamış durumda. Oynadığı son 7 maçın 6'sını kazandı. Sadece birisinde berabere kaldı. O da Trabzonspor'la Kadıköy'de oynanan maçtı ki bu maçın da büyük bir kısmını 10 kişi oynamıştı Fenerbahçe. Yani form grafiği oldukça yüksek durumda. Futbolcuların özgüvenleri yüksek durumda. Bu hava hafta boyunca burada Samandıra'daki atmosfere de yansıdı. Zaten derbi klasikleri, tesislerin içi tamamen bayraklarla donatılmış durumda. Televizyon ekranlarında Galatasaray maçlarından geçmiş kesitler sunuluyor ve futbolcuların bu maça en iyi şekilde hazırlanması için doğal olarak Samandıra personeli de bir çaba içerisinde. Teknik direktör İsmail Kartal da futbolculardan kamuoyunda yapılan yorumlara kulaklarını kapamalarını ve tamamen kendi mücadelelerine odaklanmalarını istedi. Galatasaray'ın durumuyla hiçbir şekilde ilgilenmediklerini ve kendi mücadelelerini yansıtmaları halinde istedikleri sonucu alacaklarını futbolcularına hafta boyunca aktardı teknik direktör İsmail Kartal. Fenerbahçe'nin iyi gidişatının yanı sıra takımda herhangi bir cezalı ve eksik de bulunmuyor. Son olarak Tisserant'ın hafif bir sakatlığı vardı. O da çarşamba gününden beri takımla tam anlamıyla çalışıyor ve Fenerbahçe'de akşamki derbiye eksiksiz bir şekilde çıkacak. Doğal olarak bu da forma rekabetini kızıştırmış durumda. Biz de buradan muhtemel 11'e geçelim ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'inde kalede yine Altay forma giyecek. Dörtlü defans hattında sağ bekte Osay Samuel, stoperde Serdar Aziz, Mince, Kim ikilisi, sol bekte ise ki İsmail Kartal'ın en kararsız kaldığı bölgeydi, Ferdi Kadıoğlu'nun ilk 11'de başlamasını bekliyoruz bu akşamki mücadelede. Orta sahada artık değişmez ikili diyebileceğimiz Crespo ve Zayt, hücum hattında ise sağ tarafta Mert Hakan Yandaş, 10 numara pozisyonunda İrfan Can Kahveci, sol tarafta Rossi ve forvette de Serdar Dursun'un bu akşamki mücadeleye başlamasını öngörüyoruz. Tabii ki Konya Spor'un da puan kaybetmesinin ardından Fenerbahçe ikincilik hedefini gerçekleştirmek için önemli bir fırsat yakalamış durumda. İpleri eline almak için önemli bir fırsat yakalamış durumda. Fenerbahçeli futbolcular da bu akşam kazanarak hem ligde ikinci olmak istiyorlar hem de bir sezonda Galatasaray'ı iki kez yenme başarısını göstermek istediklerini belirtelim. Samandıra'dan aktaracağımız not şimdilik bu şekilde. Sözü tekrar stüdyoya bırakalım. Ahmet Selim Kul'a teşekkür edelim ve hemen Florya Metin Oktay tesislerine gidelim. Galatasaray'da neler yaşanıyor? Emre Kaplan'a soralım. Sinem teşekkürler. Florya'dan Metin Oktay tesislerinden mutlu günler, iyi yayınlar dileyelim. Derbi heyecanı her geçen dakika daha coşkulu bir şekilde yaşanıyor. Florya Metin Oktay tesislerinde öğle saatlerinden itibaren saat 12'den beri taraftarlar toplanmaya başladılar. Ve her geçen dakika hem sayıları hem coşkuları artıyor. Tesis önünden geçen araçlardan sıklıkla Galatasaray marşlarını duyuyoruz. Güzel bir derbi günü. Hem hava güzel hem de buradaki atmosferin güzel olduğunu söyleyelim. Arkamda takım otobüsünü görüyorsunuz. Yine bir derbi günü klasiği. Otobüs hazırlandı. İlerleyen saatlerde diğer kapıya doğru futbolcuların şu anda kampta oldukları kapıya doğru geçecek. Saat 18.30 itibariyle de
buradan Galatasaray Saracoğlu'na doğru hareket edecek. Dün son antrenman gerçekleşti ve akşam saatlerinde herhangi bir kamp olmadı Florya Metin Oktay tesislerinde ki Domenech Torrent göreve geldikten sonra genel itibariyle kamp uygulamasını tercih ediyordu. Fakat bu maç özelinde bu uygulamadan vazgeçildi. Son antrenmanlardan oyuncular evlerine gittiler. Sabah saatlerinde burada toplanma gerçekleşti ve tabii ki cevabı en çok merakla beklenen soru. Kerem Aktürkoğlu geçtiğimiz hafta cumartesi gününden bu yana oyundan çıktığı andan bu yana en çok konuşulan konuydu Galatasaray'da. Kerem derbide olacak mı olmayacak mı? Artık bu dakika itibariyle şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Kerem bu akşam Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisinde sahada ilk 11'de yer alacak ki gün boyunca hala şu anda da kontrolleri devam ediyor. Az önce biz yayına başlamadan önce kulüp doktoru Yener İnce tekrar içeri girdi. Kerem'in ağrıları bir kez daha kontrol edilecek ama Kerem oynamak istediğini sıklıkla beyan etti. Sağlık heyeti yoğun bir çalışma gösterdi ki hafta boyunca aslında pazartesi, salı ve çarşamba günleri antrenmanlarda yer almadı. Erken saatlerde tesise geldi. Bireysel çalışmalarını ve tedavisini sürdürdü Kerem. Perşembe günü takım izinliydi. Yine bireysel olarak burada çalışmalarını yaptı. Cuma ve cumartesi ise antrenmanlarda takımla yer aldı ve bugün artık oynamasına engel bir durum oluşmayacak gibi gözüküyor. Onun dışında da zaten kadroda çok büyük sürprizler beklenmiyor Galatasaray'da. Sofyan Feghouli'nin sakatlığı var. Bugün forma giyemeyecek. Mustafa Muhammed her ne kadar Karagümrük maçı sonrasında Domenech Torrent bu maçta oynayamayacağını söylese de son iki antrenmanda o da takımla birlikte yer aldı ama ilk 11'de olmasını beklemiyoruz. Bir ihtimal maç kadrosunda yer alma düşüncesi var Mustafa Muhammed'le ilgili. O da maç saatinde belli olacak diyebiliriz. Hemen muhtemel 11'i paylaşalım. Nasıl bir kadroyla sahada olacak Galatasaray? Bugün onu ifade etmeye çalışalım. Kalede Muslera olacak Galatasaray'da. Savunmanın sağında Omar, solda Patrick Van Aanholt, stoper ikilisinde Marka ve Nelson görev alacaklar. Onların önünde orta sahanın merkezinde Taylan Berkan Çıkıldağ üçlüsü, sağ tarafta Rahim Babel, solda Kerem Aktürkoğlu, ileride ise Buffett'in bir Gomis şeklinde bir 11 ile Galatasaray bugün sahada olacak Kadıköy'de dev derbide. Dediğimiz gibi 18.30 itibariyle buradan hareket edecek sarı kırmızılı kafile. Biz de buradan yansıyanları, Florya Metin Oktay tesislerinde yaşananları, atmosfere dair detayları aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü size bırakalım. Emre Kaplan'a da teşekkür edelim. Tüm ekip arkadaşlarımıza kolay gelsin diyelim. Gün boyu derbiye dair ne varsa Aspor ekranlarından sizlerle an be an paylaşacağız. Yeniden hoş geldiniz. Karşılaşmayı konuşmaya başlayalım. Bir derbi pazarı yaşıyoruz hocam. Keyifli günlerdir derbi günleri. Aynen. İki takımın hangi form durumunda olduğu, hangi oyuncularla oynayacağından ziyade hep farklı bir hikayeleri vardır değil mi hocam? Ne dersiniz? Ceyhun daha iyi bilir. O kaç tane oynadı. Soracağım. Ceyhun'a da sorular çok. Sadece A takımlarda. Başla devamın geliyor. Bir de genç takımlarda da öyle. Tabii canım. Hava gençlerde de yani onlarda da oyna fark etmiyor. Galatasaray Fener derbileri tabii aşağıdan başlıyor yukarı kadar. Ya formda kim formda? Fenerbahçe formda tabii. Yakaladı bir iğme yakaladı. O da yayınlarda hep anlatmaya çalıştım. Hoca fazla takımla oynamadığı için takım birbirine oturdu. İyi de oturttu onları. Sakatlar da fazla gelmedi. Bir de problem diye nitelendirilen işte birileri kadro dışı kalınca herhalde daha farklılıklar oldu orada Sinem. Yani şu anda Fenerbahçe tabii istim üzerinde. Fakat kazanması gereken maç. Dünkü maçı çıkarsak yola. Galatasaray prestij maçına çıkıyor. Ne yukarıda fazlalığı var ne aşağıda var. Daha rahat bir takım. Böyle takımlar her zaman için canınızı acıtabilir. Dikkatli olmak lazım. Fenerbahçe tabii topun da tüfeğine giderse ben yükleneceğim derse kontrataklarda Galatasaray etkili olabilir. Tabii biz burada ne kadar konuşsak bile afaki olacak. Düdük çaldıktan sonra her şey böyle. Bir kere 50 bin taraftar itecek sizi. İster istemez itecek. O belli. Burada sizin girdiğiniz pozisyonları ne kadar değerlendirirsiniz? Galatasaray kontrataklarda mı oynayacak? Daha çok önde mi basacak? Bence işte yeni bir tabir çıktı ya Galatasaray'ın Avrupa'da oynadığı gibi o tarzda mı oynayacak? Eğer öyle oynarsa Fenerbahçe sıkıntı yaratabilir mi? Yaratır. Ama Fenerbahçe istim üzerinden yani orta sahasında forvetinle, stoperle yani müdafaa takım olarak iyi oynuyorlar. Fazla değişiklik olmayınca da herkes birbirini tanıyor. Fası Ceyhun atayım. İyi. Evet hocam, derbilerin genelde hep hani klasik tabirdir ya, evet, favorisi olmaz ama bu maçın bence net favorisi Fenerbahçe. Senin de söylediğin gibi dün Konyaspor'un da Rize deplasmanında kaybetmesi, onları otomatikmen takımı biraz daha... Emeği fazlalaştı. Tabii, hem konsantrasyonu hem coşkuyu biraz daha arttırdı. Derbinin olmasının o da güzel ziyade, katmerli. Şimdi ikinciliği de tabii kovalıyor ve eğer bugün kazanırsa Fenerbahçe... Ondan sonra hani derler ya kendi göbeğini kendi kesecekti. Tabii bir puan farkla ikinci sıraya yerleşecek ve hani bütün sezon eleştirdiğimiz kötü giden bir sezon
için Fenerbahçe adına burada alacağı bir galibiyet bütün sezonu unutturacak belki. Yani ikinciliği yakaladı mı Şampiyonlar Ligi'nin ön elemelerini falan oynuyorsun. Ve oralara geliyorsun. Hocam senin dediğin gibi özellikle İsmail Hoca geldikten sonra ilk 1-2 hafta biraz takımla oynadı. Hani kadro üzerinde oynadı. 1-2 tane oyuncunun haricinde çok değişiklik yapmadı. Evet. Çok değişiklik yaptı. İşte Zeiss'la Crespo'yu çok sabit oynattı. Onun haricinde çok döndü. Ama 3 haftadır yani doğrusunu buldu. Sabit bir Fenerbahçe kadrosu sayabiliyoruz. Muhtemel kadro da o. Bir ihtimal benim aklıma şey geldi. Hani Ferdi daha evet sakatlıktan yeni çıktı. Belki fiziksel olarak tam randıman olmayabilir. Belki Zalai'yi oynatabilir diye bir öngörüm bir tek orada ama olabilir değişiklik. Yani. Başka yerde olmaz. Çünkü bir de diyorsun. Biz de hafta boyunca bir işte Ferdi acaba yetişecek mi tam olarak Novak diye konuşurken. Olacak? İşte Zalai şey de yapabilir. Zalai'yi alır arkaya, Ferdi'yi öne atabilir. Onu da oynatabilir. Yani hocam öndeki değiştirmeyecek gibi gözüküyor. Yani sol bekleşinde Fenerbahçe kadrosunu ne sayıyoruz? Aynen. Galatasaray'da da bu arada Galatasaray için o da full kadro yani. Evet. Burada bir değişiklik olmaz Galatasaray'da. Eğer Kerem'de çok Galatasaray'da şu olabilir hocam. Şimdi Ahmet Selim şeyden bahsetti. Mustafa Muhammed'in durumunda. Evet. Eğer Emre fiziksel olarak iyi durumdaysa ben Gomis'i tercih edeceğini sanmıyorum bu maçta. Sana bir şey söyleyeyim. Yok, oynatır. Fiziksel anlamda çünkü anladım. Daha Mustafa Muhammed daha dirençli bir oyuncu. Şöyle oynatır. Çünkü eğer yani dedin ya önde basmak isterse Gomis'le önde basamaz. O zaten şansı yok. Şimdi şöyle hocanın bir söylemi vardı. Tecrübesiz takımız tecrübelerle oynayacak. Yani Babel gibi işte Gomis gibi olsaydı Feguli bir maçta kesin oynatırdı. Büyük ihtimal. Yani büyük ihtimal çünkü elinde tecrübeli yok. Bak mesela şey hiç kimse konuşmuyor. Pulgar'ı hiç konuşmuyor. Pulgar çok enteresan. Aslında tam sezon ikinci yarısı için alındı. Çok az şans buldu. Bulduğu şansı da iyi değerlendiremedi diyebiliriz herhalde değil mi? Sinem bu kadar kısa bir dönem için almışsın. Evet. Takıma katkı 5-6 sağlasın diye evet, yani almışsın. Şans vermiyorsun. Şimdi Torrent'in düşüncesini ben çok merak ediyorum. Hani fiziksel olarak hazır değil bu oyuncu diyeceğiz. Şili milli takımında en son hafta, en son maçta 80 küsur dakika oynadı. Galiba şimdi oralarda mesela milli takımlarda da oynuyorsun da bu taraflarda da geldi mi daha fazla bir direnç ama hocam öyle bir oyuncuyu aldıysan şans vereceksin, oynatman lazım. Süre vereceksin. Süre vermezsen bir fayda olmaz ki. Antrenmanları da biz bilmiyoruz ki ne şekilde çalışıyorlar, neler yapıyor, neler ediyor. Onu dedim ya hocam fiziksel bir yetersizliği olsa Şili milli takımında oynamaz bu oyuncu. İlk geldiğinde mesela Crespo milli takımları biliyorsun alıyorlar hemen. Yurt dışında olduğun zaman pat diye getiriyorlar da. Mesela Crespo geldiğinde herkes bir şeyler söyledi. İşte ikinciliktendir, şudur budur, yeni çıkmış birinci lige. Adam geldi bizim ülkemizin futboluna. Tamamıyla uygun bir oyuncu. Coşkulu bir oyuncu ama şimdi ben de ilk geldiğinde eleştirenlerden biriydim. Yani şimdi isim olarak Crespo. Zaten yanılgılarımız hep öyle oluyor. Evet öyle ama işte o coşkusu ister istemez itiyor onu. Ama bir de ne var? Oyuncu sadece belli bir mevkide mesela şey gibi değil. Pulgar gibi değil. Pulgar ne yapıyor? Karşılayan basıyor topa. 5 metre ilerisine veriyor. Pulgar daha defansif kalıyor tabii. Şimdi ama şöyle bu da defansif ama oyunun her yerinde var. Her alanında, oyunun içinde. Crespo ile Zeiss çok iyi uyudular. Peki şunu çok sorayım. Çok inanılmaz iyi uyudular evet. Birbirine. Kim derdi zaten sezon başında Fenerbahçe'nin orta saha ikilisi Crespo ile Zeiss olacak. Ama, işte ama hakkını yememek lazım. Önlerinde de İrfan'ı serbest oynatıyorsun. Tamam. Sağ gibi gözüküyor ama serbest oynuyor. Ve çok iyi kenara işler da gidiyor, içeri sola da gidiyor. Zaten eziyor. Bu tarzda oyuncuların varsa bunları sabit bir yerde fixlemeyeceksin. Bunu serbest oynatacaksın. Ondan verim alırsın. İşte Mesut niye hep böyle verimliydi? Hep üst standartlarda oldu. İrfan da o şekilde. Sen İrfan'ı atarsan sağ tarafı burada fix sağ kardeşim senin yerin burası. Ondan ancak top geldiği zaman verim alırsın. Ama bu şekilde oynatırsan bazı serbest oyunculara özgürlük vermekte sağ içinde fayda. Onu söylüyorum zaten. Olması gerek. Galatasaray'da mesela o da öyleydi. Öyle, o kadar şey tonladın ki zaten. Şey, sevmezdi. Markajdan yapmayı sevmezdi. Hiç sevmem. Markaj yaptırmayı severdi. Ceygun'a markaj yapacaksın. Ama kendisi hiç yapmazdı ve serbest oynadığı zaman da çok iyi işler yapardı. Öyle bir oyuncu. Mesela bak ben hep buralarda bahsettim. Murutan da o tarzda bir oyuncuydu. Ama kullanamadık. Bazı oyuncular vardır çok serbest kullanacaksın. Hocam olmuyor işte bazen tutmuyor diyoruz tutmadım, ya. Olmuyor. Olmuyor. Yani. Olmuyor. Evet. Onu gönder başka bir yere Murutan daha farklı da bir şey. Çok yetenekli özel bir oyuncu ama olmuyor. Olmuyor. Olmak için de onu
farklı bir yöntemlerle kullanman lazım. Orada görev kimler? Bizlere düşüyor. Teknik adam. Buradaysan ha diyeceksin ki ben bunu farklı bir yerde biraz Okan nasıldı? Felkan nasıl kullandı Okan'ı? Ben Frankfurt'ta sordum dedim bunu nasıl kazandın koç dedim. Bana dedi ki 5 maç dedi verdin ne yaparsan yap. Okan çıktı ama sen hoca olarak ona güveni veriyorsun. Önemli olan hocasına tabii. güvenmesi. Şimdi burada da sevgili meslektaşımız İsmail Hoca da son haftalarda takımın gidişatından ve oyuncuları fazla bozmadığı için takım oturdu ve devamlı sürekliliği kazandı ve oynamayı kendine çok iyi prensip edindi takıma. Galatasaray da kadroyu fazla bozmuyor ama kalite açısından bakarsak, oyuncu kalitesi açısından bakarsak Fenerbahçe daha üst seviyede tabii. Hocam iki takımın da şöyle bir sıkıntısı var. Teknik adamlarla alakalı. Evet şu an İsmail Hoca çok başarılı. Yatsınamaz. Ama sezon sonu ne olacağı belli. İsmail Hoca'nın belli de bu taraf belli her hafta, değil. Her hafta ona soruyorlar da geçen hafta da bayağı sinirlendiler. Biraz serzeniş. Haklı olarak devamlı yani. Sürekli aynı şey sorulma. İşte Torrent'in durumu da öyle. Hani sezon sonu şimdi bir kere Galatasaray'da zaten seçim olacak. Başkan kim olacak? Nasıl olacak? Torrent'le devam edecekler mi? Başka hoca mı gelecek? Şimdi İsmail Hoca... Böyle enteresan durumlar İsmail da var. İsmail Hoca tabii bizden birisi olduğu için alışık. Şimdi Torrent bir geldi, federasyon gitti. Başka gitti. Hakem derdar mı? Bu arada evet. Evet çok şanslı. Hepsi. Adam dedi ki nereye geldim ben böyle ne oluyor? Ne olduğunu anlatabilmek için epey uğraşmış bu arada Galatasaray'dakiler. Sensi bile dahil olmak üzere Emre anlatmıştı yayına. Katılmıştı Cuma günü. Hı hı. Hani işte federasyonda bir değişim, işte hakem kararları bir anda geldi, üstüne neler olacak derken bunları biraz anlamakta da güçlük çekmişlerdir diye düşünüyorum. Biz tabii şuradan yola çıktık. Nereye geldim ben demiştim. Sayın meslektaş Torrent ile ilgili ikinci adamdan hep oradan çıktık ama ikinci adam dediğin kişi de yani ilk önce oralarda bir hocalık yapacaksın. O seviyeye geleceksin. Yani kolay iş değil oralara gelme. İkinci veyahut da üçüncü adam. Pep'le çalışıyorsun. Pep Avrupa'yı dolaşıyor. Kaldırmadı, kupa kalmadı. Yani ilk önce oralarda bir pişeceksin. Tamam uzun vadeli olduğu için 60 yaşına gelmiş. Yani fazla bir yerlerde çalışmadığı için biz biraz tabii sevmeyiz. Biz de hep böyle isimleri yukarıda olacak. Yani Fatih Hoca'dan sonra gelecek kişi atıyorum Mancini gibi birisini beklersin. Ama hiç olmayan yerlerden de farklı hocalar çıkabilir. Hocam bazı isimler vardır. Şimdi, bence Torrent de bunlardan bir tanesi. Çok uzun süre hep ikinci adam olarak çalışmış. Evet. Birinci adamlığı zorlamaya gerek yok bence. Rahat gidiyor çünkü. Evet. Yani çok güzel bir ekiple çalışıyorsun. Şimdi herkes de şey var ya birinci adam olacağım. Ya olmayı versen birinci adam. İkinci adam ol. Kötü bir şey değil şimdi ki onda bu. Bak şeyin yanında... Zamanında Arta Tay için de benzer Miguel bir şey söylüyorlar. İsmail Hocam'ın dediği gibi işte diyor ya ben ikinci adam olmam diyor. Ya, tamam o kafasını da yerleştirmiş. Ama bazı hocalar vardır. Gerçekten yani bir futbol camiası piyasa içinde sen de biliyorsun isimleri. İkinci adamdır o. Birinci adam olmaz. Abi biz işte Torrent'i o şekilde gördük. Mesela bak... Hocam öyle geldi zaten. Tabii. İlk geliş şekli de öyle değil miydi? Bıraktıktan sonra ne oldu? İki tane bir takım çalıştırdı. Gene bir birinci adamlık oldu veyahut da olmadı. Fakat Pep'in yanında Miguel diye birisi var. Esas ana sağ kolu o. Ondan sonra Torrent geliyor. İkisi birlikte. Torrent de onu çok iyi tanır. Yani getirdiler bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Onların futbol zihinleri, gördükleri, çalıştıkları çok farklılar. Yani. İsmail Hoca'ya da gelirsen bizden birisi yani hakem de gitmiş olsa alışık, başkan da gitmiş olsa alışık. Buradaki Türkiye'deki futbol iklimine aynen, değil mi? Daha hakim. Şimdi mağlup olursa bugün mesela mağlup olduğu zaman okların kendisine çevrileceği. Sen istersen 5-6 maç kazan fark etmez. Sorayım o zaman çevrilir mi hocam? Çevrilir mutlaka çevirir. O niye ama oynamadı? Ama zaten zor dönemde geldi. Gelecek sezon devam etmeyecek dendi. Ona rağmen 7 maçta 6 galibiyet. Mağlup olursa Fenerbahçe'de camia İsmail Hoca'ya negatif döner anlamında mı sordun sen? Yok, oklar çevrildi yani gene tartışılır olur mu hiç hocam sanmıyorum. Tartışılır ama mutlaka eleştirilir. Maç üzerinde yenilsen bile eleştiriler oluyor. Genel anlamda eleştirileceğini sanmıyorum. Çünkü çok yani, başarılı bir dönem bizde geçirdi. Bizde faz çıkar hemen çıkar. Bak, ya ama mutlaka, maç biter bitmez hemen başlarız biz. Mutlaka hocam şimdi vardır birkaç kişi öyle. Sevgili Önder Karayev'de bir geldi nasıldı? Bir aldı o hepimiz ayyuka bir terse gitmeye başladı işler. Şimdi yeni hoca geldi, ayyuka çıkarı. Onda bir ters gitti mi olur mu? Sergen Hoca da kupa kazandı sonuçta. Yani ama hocam hepsi... işte şey, yönetimin
teknik adamları bakış açısıyla alakalı. Aynen. Şimdi İsmail Hoca da gelirken, ilk İsmail Hoca geldiğinde sürekli bir löv ismi vardı. Ama bilerek geldi. Sürekli konuşuluyor. Tabii. Hatta İsmail Hoca'nın şöyle söylemi var. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kendisi söyledi yani. İsmail Hoca'nın da şöyle söylemi var. Yani Fenerbahçe'de diye. Her türlü göreve hazırım diye bir söylemi var. O Fenerbahçeliliğinden kaynaklı yaptığı bir açıklama. Peki ama nasıl maç olur? Olmak istemez. Nasıl maç olur? Hocam ben bir kere çok keyifli bir maç bekliyorum. Neden? Dün Konyaspor'un kaybetmiş olması Fenerbahçe'yi motivasyon anlamında bir tık daha yukarı taşıdı. Oyun disiplinden çıkarlar mı? Şimdi oralara gelelim bence de. Yani şu Galatasaray'ın açıdan. Galatasaray'ın senin elinden aldım kusura bakma. Estağfurullah hocam buyurun. Galatasaray'ın da şu anki hani ligde bir amacı hiç yok. Hiçbir şey yok. Galatasaray'ın. Kupa yok. Hani rahat Galatasaray'da. O rahatlık Galatasaray açısından da biraz onlara pozitif dönebilir. Ama ben çok keyifli maç bekliyorum. Yani gitgelleri olacak. Daha doğrusu kalecilerin de ön plana çıkacağı bir maç. Bilhassa Galatasaray Beşiktaş derbisinde oynadığı oyunu ilk kere özellikle ilk kere oynadığı oyunu oynarsa Fenerbahçe'de buna karşılık verirse ben inanılmaz tempolu bir maç bekliyorum. Ben şimdi Trabzon ve Beşiktaş maçlarında canlı izledim, stat'taydım. Oradaki oyunlar çok farklıydı ama sürdürülebilirliği yok. Belli bir yere kadar geliyor. Bir de tabii Galatasaray'ın ev sahibi yani olduğu biraz maçlardan var. Belli bir yere kadar geldiniz. Mesela Beşiktaş ikinci yarı doğru yolu buldu. Oynaması gerekenleri oynattı. Ondan sonra işin şekli değişti. Trabzon'da ikinci yarı toparlandı. Farklı bir oyuncular girince. Galatasaray bu sefer terse döndü. Yani onların bir 20 dakikalık, bir 30 dakikalık bir baskısı vardı saha içinde. Mesela oyunun belli bölümünde. Tabii Karagümrük öyleydi. Karagümrük'te bütün maçta domine etti Galatasaray. Hemen hemen 80 dakika. Ama rakip Karagümrük hiçbir şey yapmadı. Şimdi bu maç çok farklı. Acaba Fenerbahçe geldiği zaman biliyorsun Fenerbahçe'den Göbek'ten gidişlerde çok pozisyon veriyorlar. Çıktıkları zaman geri dönüşlerde biraz sıkıntıları oluyor. Orayı o şekilde mi kullanacaklar? Mutlaka üçlü oynayacaksın. Orta sahayı üçlü tutacak. Burada en gene tek iş kimlere düşecek? Nelson'la Marco Mustera. Çünkü çok gelecekler. Evet. Yani Fenerbahçe çok gelecek. Acaba işte Barcelona oynandığı gibi ikili kademeli mi oynayacak, yapacaklar? Fenerbahçe'nin bir de şöyle avantajı var hocam. 3-4 haftadır bench'ten de çok destek aldı. Evet. Tabii. Yani oyuna sonradan giren oyuncular da hep katkı sağladı. Ve katkı sağlamaya devam ettiler. Yani skor ürettiler. Yani onlar o yüzden yani ben yani Fenerbahçe'yi bu maçta tabii Zalai'si, Pelkası, Ferdi'si, Arda'sı. Oyun olarak da elindeki malzeme olarak da bir tık hep öndeler. Evet, evet. Yani bir tek önde, orta sahada öndeler. Forvet'te hemen hemen yakınlar bir. Yakınlar fazla fazlalıkları yok. Belki Galatasaray forvette daha etkili. Kerem'in de forvet performansını yani, katarak belki yakın olmuş. Şöyle bakarsan Gomis, evet. Fenerbahçe'deki bütün forvetlere bedel. Bildiğimiz Gomis olursa ama o tarzda değil. Fiziksel olarak yani, iyi bir Gomis. Ama ilk geldiğinde mesela bu sezon ilk geldiğinde 2-3 metreyi zor sprint atıyordu. Son dönemlerde biraz toparlamaya çalıştı ama yetmiyor. Arabistan'la bayağı bir salmış çok, hocam kendini. İkinci hareketler gelmiyor. İkinci hareket gelmedi mi de zorluyorsun. Son 3-4 maçta zaten oynamamıştı bu arada yani. Tabii. Tabii artık yaşta belli, var. Evet, işin belli temposu. Bir yaş, belli bir yaşta olunca fiziken toparlamak daha zorlaşıyor. Stoperlerde de hemen hemen birbirlerine denkler. Fazlalıkları çok fazla yok. Kaleci Mustara tabii ön planda her zaman için ama Fenerbahçe'nin Altay defans, da çok orta göbeği de kalecisi değil ya. İşte bak ne diyorum. Altay diye ben söylüyorum. Ama Muştere'yle şimdi kıyaslarsak oluyor. Yani birebir kıyaslandı. Yani. Ufak şey. Ama stoperlerde de mesela kim hakikaten yani müthiş sezon geçiriyor. Son dönemde gördüğümüz en iyi stoperlerden bir tanesi gelen stoperlerden. Üçlüde de çok iyiydi. Dörtlüde de yine. Ya direkt zaten. 11'e ilk yazdığın isim oluyor. Tabii canım oluyor. O fiziğine rağmen çabuk olması. Çok çabuk ya. Sürekliliği olması, devamlı olması. Bazı o fiziktekilerini bilirsin. Uzun atarlar adımlarını ve uzun mesafede seri olurlar. Bu kaybettiği anda çabuk hemen. Çok çabuk dönüyor. Ya Marcao da iyi, o da iyi. Ya orada bir sıkıntı. Hocam ben o konuda biraz sıkıntılıyım ama. Şöyle Marcao evet bizim, çok övüyoruz. Belki bizim bireysel, ligimize göre. Bak, bizim ligimize göre. Bireysel performans olarak belki çok şey yapıyoruz. Göz önüne çıkartıyoruz ama şimdi kaç gol yemiş Galatasaray bu sezon?
Epey var. Ya şimdi tabii bak. Yani bu kadar gol yiyen Galatasaray defansını da çok ön plana çıkartmak biraz garip geliyor bana. Şimdi evet, bireysel performans zaman zaman iyi ama. Bizim ligimize göre. Bizim geldi ligimiz, bu arada istatistikler. Bizim ligimiz seviyor ya böyle şeyleri, dalanları sever böyle. Görebiliyor musunuz? Evet. Yok hocam, buyurun devam edin siz. Derbi burada istatistikleri geldi. Evet. Şeyle, istatistikler birbirine yakın zaten. Bunlar bireysel performans. Tabii. Bir de takım performansı. Takım performansı için benim, söylüyorsun. Benim takım performansı. Yok yani konuşurken bizi Markan getirmiş olduk. Mesela geldiğinden beri ben şahsi kendi fikrimi hep de söylemişimdir. Çok bodoslama giriyor. Yani kontrolsüz bir şey var. Ama bizim ligimiz bunları kaldırıyor. Böyle stoperleri kaldırıyor. Seviyoruz biz bunları, böyle oyuncuları. Sevdiğimiz için. Mesela Pepe'yi bilmiyor musun nasıl dalardı, ederdi ama nerede basacağını çok iyi bilirdi. Gaddar oyuncu sevmiyorum hocam ben. Ya ama stoperlerin geneli öyle, o şekilde oluyor. Stoperler biraz ısıranları istiyoruz biz. Ama bak kimi mesela bu konuda kimi ben tenzih ediyorum, farklı bir stoper kim. Yani şu anda evet. Türkiye'de şeyle birlikte, Hugo ile birlikte birinci sıra yazılacak stoperlerin Victor başında. Victor Hugo diyorsun. Victor Hugo ile birlikte. Çok enteresan bir stoper. Yani burada Terer'e salladık, kızdık, ettik ama yine de teşekkür etmek lazım. Kimi getirdi, istedi. Crespo'yu istedi. Hocam eleştirdik sistem olarak ama birçok oyuncuya da bir şeyler kattı Terer'e giderken. Samuel, Ferdi'ye kattı, Osayi'ye. Yani adamlar belki antrenmanda bile... Osayi Samuel ısrarı, evet ha. Doğru. Antrenmanda bile orta çizgi gerisine gelmemişlerdir. Hep ofansif oynayanlardı. Ferdi de var bu arada. Ferdi de sol bek. Aynen. Ama performansı bugün oluştu birden. Zalay'la, ben de Zalay'la başlayacağım. Yani bana da sanki Zalay'la başlar. Yok yani gibi. Oraya evirmeye de çalıştı ya, öyle bir yetenek de kazandırdı yani Ferdi'ye. Ferdi oynuyor canım. Ferdi'yi nereye koysan oynuyor. Tabii canım. O şeyi var, oyun bilgisi var, geliştirdi çok kendini. Çok farklı bir oyuncu. Ben onu Hollanda'da seyrettim 16-17 yaşlarında. A takımda direkt oynuyordu. Bir de forvetin arkasında oynatıyorlar, servis oynatıyorlardı. Seviyoruz ama çok biz öyle şeyleri, biliyorsun değil mi hocam? Forvet arkalarını sağ beke, devşirmeyi seviyoruz. Sağ beki stoper. Bana da bir ara çok uğraştılar ama evet, ben olmadım yani. Bunun bütün özelliği 30 metreden sallardı. Biraz tabii atmosferi de Ceyhun sana sorayım ki programın ikinci bölümünde bu noktada seni biraz daha zorlayacağım. Seviyorum böyle derbi yayınlarında biraz daha anıları, hikayeleri dinlemeyi. Şu an neler konuşuluyordur? Neler hissediliyordur? Ya onu anlatması çok zor Sinan gerçekten. Mesela 6-0'lık maçla alakalı her sene sağ olsun Fenerbahçe taraftarı 6 Kasım'da hatırlatıyor. Hatırlatmaya da devam edecek. O skorun üzerinde bir skor olmadığı sürece. Bazen soruyorlar. Röportaj yapmak için de soruyorlar. Yani ne yaşadınız? Hatırlamıyorum ki. O kadar büyük heyecan. İnan bana. Sadece oyuna nasıl girdiğimi hatırlıyorum mesela 6-0'lık maçta. Bir de attığım golü hatırlıyorum. Başka hiçbir şey hatırlamıyorum. Sen 5. gol atmıştın. 5. gol atmıştın. Şu an şeylik vardır biraz. Bir sakinlik vardır. Konsantre oluyorlardır. Şey derler ya, içimizdeki izlandalar. Fırtına öncesi sessizlik midir şu an? Ya, kişiye göre de değişir. Bazısı daha coşkulu yaşar o konsantrasyonu. Ama şu anda artık öyle bazısı değil. Bazısı daha sakin. O eski derbilerin havası kaçtı gibi böyle. Hocam artık oyuncular daha münferitler biliyorsun. Yani. Şimdi sosyal medya, o bu tabii falan, tabii. Telefonlar derken. Şimdi bizim zamanımızda daha çok birliktelik vardı. Oturuyorduk, konuşuyorduk, sohbet ediyorduk. Farklı, taraftar geliyordu. Maç öncesi konuşuyorduk, yani. Maç sırasını, maçtan sonra devre arasında. Şimdi bakıyorum, bazen canlı yayın gösteriyor ya, herkesin elinde böyle telefon var. Evet, kulübede bile kulaklıklar var. Kulübede bile oynuyorlar. Şeyde mesela geliyorlar ya sahil izlemeye falan. Herkes elinde telefonlarla çekiyorlar resimler falan. Tabii canım ortam değişince oyuncuların şeyi de şimdi motivasyonu da değişiyor. Mesela ama bu maçların motivasyonu çok farklı, çok farklı olur. Değil mi? Kaptan şu an çıt çıkmıyordur şeyde. Yani. Samandıra'da çıt çıkmıyordur. Öyle kuş uçurtturmazlar. Şeyde Florida'da öyle. Florida'da öyle aynı. Giren çıkanlar. Mesela kaptan, bütün takım Bülent'in odasında yastık kavgaları falan yaparlar, uğurları falan dönen. Hepsi bir odadaydı onlar. Bu tarzda. Şimdi nerede? Bitti onlar. Hocam araya gireyim. Bir son dakika gelişmesi ekranlarınızda sevgili izleyenler. Süper Lig'de kümeden düşen ilk takım belli olduğu Yeni Malatya Spor. Biraz önce tamamlanan maçta Giresun Spor'a 1-0 mağlup oldu. Hemen canlı bir bağlantı yapalım.
Ve tabii Süper Lig'e veda etti yeni Malatya Spor. Barış Türel hattımızda, hemen gelişmeleri soralım. Evet, teşekkür ederiz. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Spor Toto Süper Lig'den düşen ilk takım az önce oynanan müsabakayla birlikte belirlendi. Buna göre yeni Malatya Spor sahasında Giresun Spor'a mağlup olarak Spor Toto Süper Lig'in bitimine 6 hafta kala ligden düşmeyi garantileyen ilk takım oldu. Biz de şu anda stadın hemen önündeyiz. Yeni Malatya Stadyumu'nun hemen önündeyiz. Tabii maç sonu yeni Malatya Spor cephesinde büyük üzüntü hakim. Tabii son düdüğü beklemeden çıkan taraftarlarla konuştuk. Hakikaten çok üzgünler. Yeni Malatya Spor'un şöyle Spor Toto Süper Lig serüvenine bir bakacak olursak, 2016-2017 sezonunda Spor Toto 1. Ligi 2. sırada tamamlayarak çıkmıştı yeni Malatya Spor Spor Toto Süper Lig'e ve 2017-2018 sezonunda ilk kez Spor Toto Süper Lig'de mücadele etmişti yeni Malatya Spor. 2018-2019 sezonu yeni Malatya Spor için güzel geçmişti. Sarı siyahlı takım 2018-2019 sezonunda Erol Bulut yönetiminde Avrupa Kupası'na gitmişti. 2019-2020 sezonunda tabii Sergen Yalçın'la başlayan dönem ve hemen ardından da tabii yeni Malatya Spor ligden düştü. Ancak pandemi nedeniyle ligden düşmede kaldırılınca yeni Malatya Spor lige tutunmuştu, ligde kalmıştı. Tabii şu anda taraftarları gösterebilecek mi bilmiyorum ama kameraman arkadaşım Burak Yeşilova, bir yandan da stattan çıkan taraftarlar işte görüyorsunuz statta boşalmaya devam ediyor. Biraz önce son düdük çalmıştı. Biz de devam edelim. Tabii 2020-2021 sezonunda yeni Malatya Spor son haftaya kadar süren ligde kalma mücadelesini tabii başarılı tamamlamış ve ligde kalmıştı. Bu sezonda yeni Malatya Spor çok sıkıntılı bir süreç geçirdi. İrfan Buz yönetiminde lige başlayan yeni Malatya Spor hemen ardından Marius Sumidika'yı göreve getirdi. Marius Sumidika'nın görevden ayrılmasıyla önce Alaaddin Gülerce ve daha sonra Adem Büyük takımın başına getirildi. Son olarak da Cihat Arslan'la yeni Malatya Spor mücadele ediyordu. Takımın başında Cihat Arslan vardı. Cihat Arslan'la da istediğini bulamayan sarı siyahlı takım bugün Spor Toto Süper Lig'e veda eden ilk takım oldu ligin bitimine 6 hafta kala. Tabii bir yandan da şu anda stat boşalıyor. Taraftarlar stadyumu terk ediyor. Tabii yeni Malatya Spor cephesinde büyük üzüntünün hakim olduğunu ifade edelim. Bir kez daha toparlamak gerekirse yeni Malatya Spor bugün sahasında Giresun Spor'a mağlup olarak Spor Toto Süper Lig'in bitimine 6 hafta kala ligden düşmeyi garantileyen ilk takım oldu. Taraftarlar şu an için stadyumu boşaltıyor diyelim. Sözü yeniden merkeze bırakalım. Barış Türel'e teşekkür edelim. Yeni Malatya Spor Süper Lig'e veda eden ilk takım olduğu şüphesiz yayında da belli oluyordu zaten. Tabii ki hüzün, üzüntü hakim Malatya Spor cephesinde. Şimdi kısa bir araya gideceğiz sevgili izleyenler. Aranın ardından bizden ayrılmayın. Kadıköy stüdyomuzdan derbi yayınımız devam edecek. Ardından biz de stüdyodan yine mücadeleyi konuşmayı sürdüreceğiz. Tekrar merhaba sevgili seyirciler. Stat yayınıyla karşınızdayız ve yaklaşık 5 saat sonra arkamda gördüğünüz statta Şükrü Saracoğlu'nda ilk düdük gelecek. Bir tarafta Fenerbahçe, diğer tarafta Galatasaray. Evet, güneş iyiden iyiye içimizi ısıtmaya devam etmekte. Bugün 20-22 derecelik bir hava sıcaklığı var Kadıköy'de. Maç saatine göre de bakacağız tabii ki de. Meteoroloji kaynaklarının son bilgilerini sizlerle paylaşacağız. Yanı sıra biliyorsunuz bugün Ramazan ve tabii ki de oruçlu taraftarların da iftarlarını stat çevresinde çeşitli restoranlarda veya kendilerine ait bölümlerde oruçlarını açacak. Hatta bazı taraftarlar da statta oruç açma eğiliminde tabii bu noktada. 20.30'da başlayacak maç ve Volkan Demir bizimle birlikte. A-Spor yorumcusu, Sabah gazetesi, Fenerbahçe muhabiri, kıymetli arkadaşım hoş geldin. Merhaba Aykut İnce. Yönetmenimiz de Özgür Akay da arka taraftaki o kalabalığı gösteriyor bize. Şunu ifade edelim. Evet, 5 saat var ama buraya gelen Fenerbahçe taraftarları, yani ekrandaki Fenerbahçeli taraftarlar, şehir dışından gelenler ve yurt dışından gelen taraftarlar. Bu arada 47 bin üzerinde bilet satıldı. Güvenlikçileriyle, çalışanlarıyla bu akşam bu statta 50 bin kişi olacak. Evet. Volkan, başlayalım. Bir de stadın etrafında havayı solumak için Kadıköy'e gelenleri de hesaba katarsan
Bravo. O 50'yi 2 ile çarpabilirsin diye düşünüyorum. Valla tabii ki atmosfer çok güzel. En başta hava çok güzel. Yani tam bir bahar havası. İnsanlar doğal olarak akın etmiş durumdalar. Yoğun bir hafta içi mesaisi yaptık. Hem haber anlamında hem de birçok arkadaşımız, dostumuz, uzun süredir aramayan dostlarımız bilet talebi için aradılar. Genelde öyle olur biliyorsun genelde gazetecilerin. Öyle bir durum oldu ama maalesef gerçekten öyle bir talep var ki şu an 50 bin değil bu stat 150 bin kişilik olsa yine dolardı bugün. Benim aldığım izlenim o en azından. Senin de ifade ettiğin gibi 5 saat var maça daha. Ama biz buradan ne zaman baksak akın akın insan geliyor. Stadın etrafına akın akın insan geliyor. Çok yoğun hem girişler hem çıkışlar çok yoğun. Trafik olarak yoğunluktan bahsedemeyiz ama hakikaten yaya yoğunluğu çok fazla. İnsanlar tabii ki bugünü hesap ederek muhtemelen toplu taşımayı tercih ederek buralara gelmeyi düşündüler. Çok güzel bir atmosfer olacak diyoruz akşam. Herhalde sezonun en güzel maçlarından biri yaşanacak. Bir de tabii şimdi bazı taraftarların ben görüyorum iftarı da burada açacaklar. Evet. Yani stadın etrafında açacaklar. O da bence çok da güzel olacak. Herkes böyle. Tribünde iftar. Çok güzeldir ama. Bir tribüncü klasiğidir. Çok da güzeldir. Hikayesi olur. Yıllarca hatırlarsın. İşte o maçta tribünde iftar açmıştık diye. Ya da stat çevresinde. Bugün de Fenerbahçe taraftarlarının önemli bir kısmı. Senin de söylediğin gibi. Tribünde açacaklar iftarlarını. Çünkü maça bir saatten az bir zaman kalıyor. İftar vaktinde. Büyük çoğunluğu girmiş olacak stadyuma. Dışarıda kalanlar işte çevre restoranlarda açmaya çalışır iftarlarını. Ama tribünde iftar bir başkadır. Yani. Güzel bir anıdır. Volkan tabii çok izledin sen hem Fenerbahçe burada Kadıköy'de hem Seyrantepe'de hatta Mecidiyeköy o eski Ali Sami Yendi. Yani hep konuşulan maçlardır. Ertesi gün iş yerinde herkesin dile getirdiği. İşte Fenerbahçe kaybeden taraf rapor alır genelde. Rapor o alır. Gün gitmez pazartesi işe. İşte şakalaşılır. Millet birbirini kızdırır. Yani bunlar tabii güzel şeyler. Yine o maçlardan bir tanesi. Şöyle evet iki köklü kulüp bu sene şampiyonluğu kaybetti. Evet. Fenerbahçe için bir şans geldi. O da Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynama şansı. Yani ikinci olma şansı. Bir puan farkla değil mi? Aynen öyle. Şu anda eğer yenerse, kazanırsa Konyaspor'un bir puan önüne geçiyor. Ki zaten ikili averajda da Konyaspor'a 2-1-2-1 maçlar. Orada bir üstünlük yok. Orada bir genel averaja bakılacak. Genel averajda Fenerbahçe daha iyi. Ama bir puan önde olacak eğer kazanırsa. Ama sen de çok iyi biliyorsun ki bu tip derbilerin favorisi olmuyor. Tabii ki. Hiçbir zamanda olmadı. Ama işte saha ve seyirci son haftalardaki psikolojik durumu Fenerbahçe'nin kazanmayı alışkanlık hale getiren bir Fenerbahçe. İsmail Hoca ile çıkışta bir Fenerbahçe. Ama Galatasaray'ın da baktığında bireysel anlamda kadrosu da iyi bir kadro. Neler aktarmak istersin? Yani maçı kafanda oynadın mı? Şöyle yani Fenerbahçe cephesinden şunları söyleyebilirim. Birincisi 32. hafta Fenerbahçe için en rahat geçen hafta içi. Çünkü sakat oyuncusu yoktu. Bir tane vardı Tisserand. O da hafta içerisinde iyileşti ve takıma katıldı. Şu anda kadro dışı olan Mesut Özil ve Ozan Tufan dışında Fenerbahçe'nin bir eksiği bulunmuyor. Yani İsmail Kartal isterse kadrodaki 25 oyuncudan 25'ini de kullanabilecek durumda. Bu bence bir teknik adam için en büyük avantaj. İşte diğer tarafta konuşuyoruz. Kerem hazır mı değil mi? Taylan hazır mı değil mi? Muhammed yok. Fegoli'nin boşluğu nasıl olacak? Muhammed'in boşluğunu Gomis doldurabilecek mi? Gibi tartışmalar varken Fenerbahçe tarafında böyle bir durum yok. Fenerbahçe cephesinde ise böyle bir durumdan bahsedemiyoruz. Kesinlikle bahsedemiyoruz. Gayet rahat. Bir de oturmuş bir kadrosu var. 7 maç 6 galibiyet bir beraberlik gibi bir form durumu da var. İyi giden bir form durumu da var. Toplam olarak söyleyeceğim şu. Fenerbahçe açısından sen ne dedin? Derbi maçları favorisi olmaz. %100 doğru. Tarih zaten hep favori gösterilenlerin kaybettiğini yazar geçmişte. Son çok uzağa gitmeye gerek yok. Galatasaray-Fenerbahçe maçı. Bu maçın ilk maçı. Ligin ilk yarısında oynanan maçta. Galatasaray kendi sahasında ve favori olarak gösterilirken Fenerbahçe kazanmıştı. O dönemde de Fenerbahçe hem teknik adam
hem futbolcular arasında gerginlik gibi konuları tartışıyordu. Daha gerilimli taraftı. Ama kazanmıştı o maçı. Yani çok böyle 2-2-4 etmiyor derbi maçlarda. Bunu tarih boyunca gördük. Şu anda rahat olan taraf Fenerbahçe. Bugün bu saat itibariyle bir nebze olsun Galatasaray'a göre avantajından bahsedebiliriz. Haftayı rahat geçirmiş olması dolayısıyla. Ama kozlar sahada paylaşılıyor. İlk düdük çaldıktan sonra hepimiz açısından daha net ifadeler, daha net görüntüler ortaya çıkar maçın gidişatına dair. Bir de tabii Fenerbahçe taraftarı takımına kabul edelim dargındı. Evet. Küs demeyelim. O yanlış bir tabir. Dargındı. Yani o özledikleri Fenerbahçe yoktu. Pereira gittikten sonra İsmail Hoca geldi. Birkaç maçla boştu tribünler. Kabul edelim bunu. %100 haklısın. İşte kupadan elenmesi, Avrupa defterinin kapanması bayağı bir alttaydı takım. Başakşehir Adana Demir mağlubiyetleri geldi evet, arka arkaya. Evet. Ama sonra ne olduysa İsmail Hoca bir dokundu takıma. Ya şöyle aslında İsmail Hoca'nın geldiği gün ifadesi takımın özgüveninin düşük olduğunu görüyorum dedi. Bundan daha iyi futbolcular bunlar. Kendilerini düşündüklerinden daha iyi futbolcular. Onlara bu özgüveni aşılamak istiyorum dedi. Geldiği gün bunu söyledi ve tek tek birçok oyuncuyla görüşmeler yaptı. Finalinde, tabii şimdi şunu da söyleyelim. Avrupa Kupası'ndan Türkiye Kupası'na elenmiş olması Fenerbahçe'nin bir de avantaj oldu. Haftada bir maç oynuyorsun. Nasıl Trabzon için bahsediyoruz bu sezon Avrupa'da yoktu, onun avantajını çok iyi kullandı diye. Fenerbahçe de aynı durumda. Şimdi Fenerbahçe bu noktadan sonra Slavia Prag'dan elendikten sonra yükselişe geçti. Bu da çok önemli bir faktör. Hem İsmail Hoca'nın takımı etrafında toplamış olması, oyuncuların özgüvenini yükseltmesi, hem fikstürün artık yoğunluğunun azalması, tek kulvarda kalması Fenerbahçe'nin önemli bir avantaj haline getirdi. Önemli bir avantajlı bir hale getirdi Fenerbahçe'yi. 6 maç 6 galibiyet, 7 maç 6 galibiyet, bir beraberlik gibi bir seri. Tribünle barışma da Aykut İnce Trabzon maçında gerçekleşti. Trabzon maçında İrfan Can'ın kırmızı kartı sonrası Fenerbahçe tribünleriyle Fenerbahçe takım barıştı. Çünkü orada gördüler ki bu takım bu mücadeleyi veriyor. 10 kişi kalsa da işte Trabzonspor'a hatta belki galip dahi gelebilecek pozisyonlar yakalayabiliyor. Berabere kalıyor. Sonuçta Trabzonspor da bu ligin lideri, işte hangi hafta şampiyon olacağı tartışılıyor. Bu hafta mı, önümüzdeki hafta mı, ondan sonraki hafta mı? Öyle bir takıma karşı bir kişi eksik kafa kafaya oynanması ve ardından Konya Spor maçı 1-0'dan 2-1'e gelmesi Fenerbahçe tribünlerini Fenerbahçe takımıyla barıştırdı. Bugün de atmosferin ben son derece pozitif, son derece olumlu olmasını bekliyorum Fenerbahçe adına. Çok yoğun talep vardı. İnsanlar akın ediyor Kadıköy'e ve doğal olarak pozitif bir enerjinin Fenerbahçe takımına da tribünlerden yansıyacağını düşünüyorum. Tabii Volkan, şimdi Galatasaray cephesinden de baktığımızda evet Galatasaray'da bir yönetim sıkıntısı var. Evet. İşte valilikten gelen son yazı vesaire, yani bunların hepsi şu anda masada sıkıntılı. Fakat saha başka bir şey. Aynen öyle. Burada Torrent'te işte sahaya çıkan oyuncu da, işte Gomis'te, işte Kerem'de buna hiç bakmaz. Çıkar formasının hakkını sonuna kadar verir. %100 katılıyorum. O başka bir psikoloji. Yani bu maç bittikten, bu maçın sonucu çok da etkilemez. Oyuncuyu da etkilemez. Ha, ama taraftarı eğer mağlup olursa Galatasaray üzer. Ama Galatasaray kazanırsa taraftar oyuncuları sabaha kadar alkışlar. Aynen öyle. Şimdi Torrent'i birçok konuda eleştirebiliriz. Ama eleştiremeyeceğimiz konuların başında büyük maç performansı geliyor. Bir, Beşiktaş'a karşı çok önemli bir galibiyet. İkinci yarısı sıkıntılı olsa da. İki, Barcelona maçları, özellikle ilk maç. Bence müthiş bir dirayet gösterdi Galatasaray. İspanya'daki maç. Evet, İspanya'daki maç. Özellikle İspanya'daki 0-0'lık maçı. 0-0'lık maçı bahsediyorum. Böyle büyük maçlarda önemli performanslar gösterdi Torrent takımları. Torrent'in bu planı, bu analizi doğru yapabildiğini düşünüyorum. Yine aynı şekilde Fenerbahçe karşısında biz hep Kerem diyoruz, işte başka bir şey, belli başlı oyuncuları konuşuyoruz ama onun mutlaka bir sürprizi olacaktır. Çünkü yardımcı antrenör olarak olsa da Guardiola'nın yanında çalışmış bir teknik adam ve o havaları, o atmosferleri çok iyi biliyor. Neyin, hangi planın işleyeceğini, hangi planın işe yarayacağını çok iyi biliyor. Bence Torrent bu maç özelinde iyi bir analiz ve doğru bir takımla sahada olacaktır. Ama Galatasaray'ın genel sezon bütününe baktığımızda bana göre kadro kalite problemi var. O kadro kalite probleminin de işte Avrupa dönüşlerinde, ligde veya Ziraat Türkiye Kupası'nda çok fazla Galatasaray'a zarar verdiğini gördük. Hatta bir dönem
artık şu maçı, Göztepe ve Rize maçları, artık şu maçı kazanmazsa sıkıntıya girecek dediğimiz anlar dahi oldu Galatasaray için. Ama o anla, oradan itibaren sıçramaya başladılar ve galibiyetler gelmeye başladı. Hedef olmaması Fenerbahçe maçında salacakları anlamına gelmez. Fenerbahçe maçı futbol oynamayacakları anlamına gelmez. Fenerbahçe maçı zaten başlı başına her Galatasaraylı için bir hedeftir. Her Galatasaraylı futbolcu için bir hedeftir. Aynı şekilde Galatasaray maçları Fenerbahçeli futbolcu ve taraftarlar için hedeftir. Ben genelde, ben de dahil olmak üzere, Fenerbahçe'yi bir tık önde görsek de çok kafa kafaya bir oyun olacak gibi gözüküyor. Yani çok Fenerbahçeli son haftalarda oynadığı oyun keyifli. Galatasaray zaten bu tip büyük maçlarda doğru oyunlar ve keyifli oyunlar oynuyor. Pozisyona giren oyunlar oynuyor. Sanki böyle hep 0-0'dır ya Fenerbahçe Galatasaray maçı skoru. Son yıllarda hep 0-0 konuşulur. Sanki bu tabu yıkılacak gibi geliyor bana Aykut İnce. Yanılmıyorsam aralarında 2 gün var. Ya da 3 gün, tam emin değilim ama Torrent'le İsmail Kartal'ın başlama günü. Aynı dönem. Aynı dönem. Aynı günlerde. Şimdi İsmail Hoca kat etti. Torrent Hoca da kat etti ama işte arada mağlubiyetler yavaş var. Yani yavaş kat etmeye başladı. Yavaş yavaş kat etme. Şimdi bu maçın kazanılması iki teknik adama nasıl yansır? Şimdi Galatasaray cephesini daha doğru değerlendirmek için başkanın belli olması lazım. Ama Eşref Bey'in ben listesini verirken yaptığı açıklamadan sanki yani düşünebileceğini söyledi orada. Şartlarına bakarız, işte kimi getirebiliyoruz onlara bakarız. Torrent'le devam edeceğiz mi etmeyeceğiz mi onların kararına bakarız dedi. Yani açık kapı bıraktı. İki, Metin Bey biraz o konuda sanki Torrent'e daha uzak gibi gözüküyor Eşref Bey'den. Ama o da belli olmaz. Yani o da çok net konuşmadı Torrent konusunda. Fenerbahçe cephesinde ise şunu söyleyeyim. Yönetim değişikliği gibi bir durum söz konusu değil. Başkan gelecek sezonda devam ediyor. Doğal olarak bu başkan kalacağına göre, Ali Bey kalacağına göre ve Ali Bey şu anda yabancı teknik adamlarla görüşmeler gerçekleştirdiğine göre İsmail Hoca'nın gelecek sezon Fenerbahçe'de teknik direktör olma ihtimalinin sıfır olduğunu söylememiz lazım. Bugün itibariyle tabii ki. Yarın Ali Bey bir açıklama yapar. Der ki ben yabancı hocalarla görüşmeleri sonlandırdım. İsmail Hoca Galatasaray derbisinde kazandı. Bizim gönlümüzü fethetti. İsmail Hoca'ya devam ediyoruz. O zaman başka bir şey konuşuruz. Ama şu an itibariyle öyle bir şey yabancı teknik adam gelecek sezon artık Löw mü olur, başka biri mi olur? Ona bakacağız. Fenerbahçe'nin teknik direktörü olacak. Çok teşekkür ediyoruz Volkan'a. Stat yayınımız sona eriyor ama hep burada olacağız. Yeniden merhabalar değerli izleyenler. Derbi gününe kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mahmut Alparslan ve Ceyhun Eriş'le birlikte Fenerbahçe Galatasaray karşılaşmasına dair her şeyi konuşuyoruz. Ama önce canlı bağlantılar yapalım. Bakalım takımlardaki son durumlar neler? Fenerbahçe için Ahmet Selim Kul, Galatasaray için Emre Kaplan hazır. Hemen Samandıra'ya gidelim. Selim'e bırakalım sözü. Sinem Ökten teşekkürler. Fenerbahçe Samandıra Cambartu tesislerinin önündeyiz. Fenerbahçe taraftarları takımlarını uğurlamak için buraya gelmeye devam ediyorlar ve şunu da söyleyelim ki Fenerbahçeli futbolcular da artık kısa bir süre sonra maç toplantısına girecekler. Tabii sarı lacivertler de, yöneticiler de buraya geldiler. Futboldan sorumlu yöneticiler Selahattin Baki ve Ahmet Ketenci buraya geldiler ve takımla yine destek, moral vermek için burada yer aldılar. Fenerbahçe iyi bir forma sahip oynadı. Son 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve bu formunu sürdürmek istiyor. Dün de Konyaspor'un kaybetmesinin ardından sarı lacivertler kazanarak hem ikinci sıraya çıkmak istiyor hem de derbide Galatasaray'ın sezon içerisinde iki kez yenerek önemli bir başarı elde etmek istiyorlar. Fenerbahçe'nin bu maç öncesinde hiçbir eksiğinin olmadığını da belirtelim. Cezalı veya sakat oyuncu da bulunmuyor. Sarı lacivertler tam kadro olarak bu maça hazırlanıyorlar. Teknik direktör İsmail Kartal da oyuncularından hiçbir şekilde konsantrasyonu kaybetmemelerini, kamuoyunda yapılan yorumlara kulak asmamalarını ve maçta tam mücadele, bütün güçlerini yansıtarak mücadele vermeleri gerektiğini ve bu şekilde istediği sonuçları alabileceklerini futbolculara hafta boyunca aktardılar. Samandıra'dan son olarak şunu da belirtelim. Takım saat 18.30'da buradan hareket edecek. Dediğimiz gibi taraftarlar da onları uğurlayacak ve Fenerbahçe'nin son olarak da muhtemel 11'ini paylaşalım size. Kalede Altay forma giyecek. Defans hattında Osay Samuel Serdar'ı giyecek. Kim? Ve sol bekte Ferdi Kadıoğlu. Hemen önlerinde Crespo Zayt. Hücum hattında ise Mert Hakan yanda sağda.
Solda Rossi, 10 numara pozisyonunda İrfan Can. Ve ileri uçta da Serdar Dursun'un sağda olmasını beklediğimizi ifade edelim. Samandıra'da gelişmeler yaşandıkça ve Fenerbahçe buradan ayrılırken görüntüleri aktarmaya devam edeceğimizi belirtelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım. Sinem Ökten. Samandıra'da iyiden iyiye kızışmış durumda artık derbi havası. Şimdi Flora Metin Oktay tesislerine gidelim. Emre Kaplan, nedir son gelişmeler? Sinem, teşekkürler. Flora'dan Metin Oktay tesislerinden mutlu günler, iyi yayınlar dileyelim. Derbi atmosferi, derbi ateşi Florya'da da Metin Oktay tesislerinde de şu anda yoğun bir şekilde yaşanıyor. Galatasaray taraftarları erken saatlerden itibaren tesis çevresinde beklemeye başlamışlardı. Bir önceki yayında da bahsetmiştik. Her geçen dakika sayılar da artıyor. Tabii coşku da artıyor Flora Metin Oktay tesislerindeki taraftar adına. Dün son antrenmanını gerçekleştirdi Galatasaray takımı. Herhangi bir kamp çalışması gerçekleşmedi. Sabah saatleri itibariyle burada toplandı futbolcular ve artık şu anda hareket saati bekleniyor. Saat 18.30 itibariyle Galatasaray kafilesi buradan Saracoğlu'na doğru hareket edecek. Galatasaray'da tabii hafta boyunca en çok merak edilen konu Kerem Aktürkoğlu'nun durumuydu. Kerem cuma ve cumartesi günü gerçekleşen antrenmanlarda takımla birlikte çalıştı. Hafta boyunca sağlık heyetinin kendisi için hazırladığı plan dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Bireysel çalışmalarını yaptı ve artık derbiye hazır. Bugün de ilk 11'de kendisine yer bulacak. Bunu artık bu saat itibariyle rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Bugün Galatasaray adına en çok merak edilen konulardan bir tanesiydi şüphesiz Kerem'in durumu. Onun dışında Sofyan Feghouli'nin sakatlığı devam ediyor. Feghouli henüz hazır hale gelmiş durumda değil. Bugün mücadelenin kadrosunda olmayacak. Mustafa Muhammed yine tedavi süreci devam eden isimlerden bir tanesiydi. Muhammed son iki antrenmanda yer aldı. Bir ihtimal belki maç kadrosunda olma durumu var ama yine de bugün sahada olmasının çok yüksek ihtimal olmadığını söyleyelim. Galatasaray'ın muhtemel 11'inden bahsedelim. Nasıl bir kadro olabilir bugün sahada? Hemen bunu ifade etmeye çalışalım. Kalede Fernando Muslera olacak. Savunmanın sağında Omar, solda Patrick Van Aanholt. Stoper ikilisinde Marka ve Nelson. Onların önünde Berkan Taylan ve Çıkıldağ üçlüsü. Sağ tarafta Rahim Babel. Solda Kerem Aktürkoğlu. İleride ise Buffett'in Migomis şeklinde bir ilk 11 ile bugün Galatasaray'ın sahada olmasını beklediğimizi söyleyelim. Florya'da oldukça güzel bir hava, güzel bir atmosfer var. Taraftarların bekleyişi devam ediyor. Saat 18.30 itibariyle Galatasaray buradan hareket edecek. Biz de buradaki tüm detayları, görüntüleri aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü size bırakalım. Emre Kaplan'a da teşekkür edelim. İki tarafta da aslında heyecan, o derbi ateşi yanmaya başlamış. Tabii ki Fenerbahçe ev sahibi olduğu için orada statta da taraftar bu heyecanı sürdürecek. Ama iki takımın tesislerinde de taraftarlar erken saatte başlamışlar bu heyecanı yaşamaya. Aslında maçın atmosferinden ilk bölümde de çok bahsettik ama belki biraz daha konsantrasyon kısmını detaylandırabiliriz Ceyhun Eriş. Biz arada da konuştuk. Tabii şimdi dün Konyaspor'un mağlup olmasıyla beraber Fenerbahçe'nin ikincilik mücadelesi anlamında buradan alacağı galibiyet daha da önemli bir hale geldi. Galatasaray içinse artık ligde herhangi bir hedef kalmadığı için bir prestij maçı ne olursa olsun tabii ki bir derbi mücadelesi kazanmak isteyeceklerdir. Ne dersin? Fenerbahçe için ekstra bir durum. Çünkü ikinciliği de kovaladığından sebep derbi olmasının yanı sıra böyle de bir durum söz konusu olduğu için Fenerbahçe açısından daha ehemmiyet kazanıyor. Tabii bu Galatasaray'ın hedefinin olmaması bu maça konsantre olmayacağı anlamına gelmez. Çünkü bu derbiler her zaman önemlidir. Yani kulüp sıralamaları durumları ne olursa olsun iki ezeli rakip, ebedi dost aralarındaki o mücadele her zaman keyifli olur. Bugün de keyifli olacaktır. Ama dediğim gibi Fenerbahçe açısından bir ekstra durumu olduğundan dolayı konsantrasyonları sanki Galatasaray'ın bir tık daha üzerinde gibi gözüküyor. Özellikle son haftalarda kendi sahasında oynadığı maçlarda da seyircinin de yoğun bir desteği var. O da takıma itici bir güç olacaktır. O yüzden yani evet diyoruz derbilerin favorisi olmaz ama sanki bu maçta yani ben dışarıda arkadaşlarımla da konuşurken, hatta Galatasaraylı arkadaşlarımla da konuşurken yani ne düşünüyorsunuz maçla ilgili dediğimde ya Fener sanki yenecek bizi bu sefer falan diyorlar. Ben dedim ki her zaman yeniyorsunuz Fener kendi sahanda o esprisi. Ama yani Fenerbahçe bir tık daha önde görünüyor.
Hocam tabii bu karşılaşmadan önce Galatasaray cephesinde de Kerem Aktürkoğlu çok konuşuldu. Fatih Karagümrük maçında sakatlanıp çıkınca acaba yetişecek mi yetişmeyecek mi? Yapılan açıklamalar sanki 2-3 haftalık bir tedavi sürecini öngörür gibiydi. Ama Kerem'in de bir paylaşımı oldu dün akşam. Galatasaray taraftarını heyecanlandıran Emre de söyledi. Zannediyoruz kadroda olacak ilk 11'de olmasa bile. Yok, büyük olasılıkla ilk 11'de olur. İlk 11'de başlar. Şimdi ne yazık ki koskocaman Galatasaray'ı bir tek Kerem üzerinden okumaya başladık. Evet, çok bu enteresan sezon, değil mi hocam? Sezon, ofansif anlamda bir tek Kerem üzerinden okuyoruz. Maalesef bir tek Kerem üzerinden gitti. Koskocaman kulübün maçları bir tek oyuncunun elindeymiş, kaderindeymiş gibi gözüktü. Ama bunu da sağlayan ortam takım ortamını evet, sağladı. Evet, yani taraftara da bu konuda kızamaz tabii, kimse herhalde. Şimdi takım ortamını sağladı. Beklenti var. Çok fark tabii var. Beklenti takım var onu sağladı. Takımda bir tek parlayan, bir şeyler yapan ve takımı öne taşıyan hemen hemen başta gelen oyuncu. Onun için de Galatasaray bu sezon Kerem üzerinden okunuyor. Olmazsa ne olur? Olmazsa farklı biri söyleyecek ama Kerem'in verdiği o enerjiyi vermez. Şimdi ilginç tarafı karşısında Samuel var. O da çok çabuk bir oyuncu. Çok çabuk dönen bir oyuncu. Şimdi Galatasaray orayı kullandığı zaman kapattı mı bu sefer öbür tarafta sıkıntılar yaşarsın. Şimdi oyunun şayet Barcelona'ya karşı hani dedik ya o iki maçta oynadığı gibi oynarsa Fenerbahçe o tuzağa düşerse çabuk oyuncuları var Galatasaray'ın. Yani gidebilirler. Mesela zaman zaman görüyoruz onu çok fazla yaşamasak bile çıkıldı. Onun o ara pasları falan var. Yani derinlemesine pasları Kerem'le buluşturabiliyor. Babel'le buluşturabiliyor. Babel de büyük maçlarda hani epey bir performans gösteren bir oyuncu. Tecrübeli oyuncu hocam. Tabii duruyor ama işte işi. Şimdi mesela hani dediler ya Mustafa Muhammed oynar mı oynamaz mı? Belki de performansı iyi değilse Babel'i atabilir orada. Fegoli'yi çıkarıp da farklı bir şey kullanabilir. Ama bu tabii ilerleyen bir zamanlar. Şimdi ilk 20 dakika çok önemli Galatasaray için. Orada ya kapatabilirse, kontrataklara çıkabilirse tekrar söylüyorum Fenerbahçe'nin çok pozisyonlar hep göbekten verdi. Zayis de gidiyor, Crespo da gidiyor. Bu sefer bütün hepsi şeylere kalıyorlar, stoperlere kalıyor. Orasını eğer iyi kullanırsa Galatasaray neticeye gidebilir. Ama bu demek değildir ki kazanır veyahut da kaybeder. Belki maçın öyle bir şeydi oynarsınız. Hatırlıyor musun sen bir maç vardı Ali Samiyen'de. 90 dakika bir kere bile Fenerbahçe galeye gelmedi, gol oldu. Orta sahaya geçmediler. Frikik'ten gol. Okan'a çarptı. Emre'ye çarptı ve ben de orta stat. Johnson. Yani 1-0 maç bitti. Böyle maçları çok yaşadık. Oluyor bunlar. Ama hocam bu maç öyle geçmez. Öyle olmayacak. Geçin, evet. Onu demek istiyorum. Geçmez. Kısır bir maç olmayacak sanki. Eğer şu var, Fenerbahçe Galatasaray'ın o tuzağına düşerse bakma sağdan da Omar falan buldu mu gidiyor. Babel gidiyor. Kerem oynarsa ki oynayacak gidiyor. Yani boş alanları buldukları zaman etkili ayakları var. Yani biz tamam Galatasaray'ı tukaka diyoruz, kötü diyoruz, şu diyoruz, biliyoruz ama buldukları zaman da alanı gidebilirler. Fenerbahçe umarım o tuzağa düşmez. Düşerse iş farklı çünkü çok açık veriyorlar. Dikkat et, bütün takımlar açık veriyorlar. Bütün takımda Fenerbahçe gol atma şansları çok yakalıyor. Ama son iki haftadır öyle değil hocam. Bak, ne diyorum ben size? Bu maç çok farklı bir atmosfer. Ya mutlaka. Farklı bir hani genel burada olarak eğer o göbeği Crespo ve Zayis açık bırakırsa, nerede giderlerse, orayı yakalarlarsa bu sefer iki tane stoperle kalırlar baş başa. Oradaki o dribbling kabiliyetleri iyi olan oyuncular var. Önemli olan ilk 20 dakika Galatasaray için. O ilk 20 dakikayı atlattıktan sonra oyun hakimiyeti ne şekilde diyecek? Fenerbahçe yüklemeyi nereden yapacak? Arnold'un arkasını mı yükleme yapacak? Öbür tarafa mı yükleme yapacak? Yani oyun başladığı zaman çözeceğiz bunları. Şu anda ne söylesek boş. Şey önemli hocam, Galatasaray için hemen muhtemel kadro söylüyoruz ama işte o muhtemel kadroda bir iki değişiklik stratejiyi de değiştiriyor Galatasaray'da istersen. Ama fazla Gomis'le oynarsan başka stratejiyle oynarsın. Hani önde basmazsın. Hani biraz çekilirsin. Rakibinin hatasını beklersin. Önde Gomis'e topu atıp orada tutmaya çalışırsın. Destek verirsin. İstanbul'daki Barcelona maçı evet. Gibi diyebiliriz. Evet. Ama Mustafa Muhammed'le oynarsan önde basarsın. Ama şimdi Mustafa da öyle bir basıyor ki hiç olmayacak yere basıyor. Rakip topa hakim. Sen basıyorsun yani dostlar beni alışverişte görsün. Halbuki alanında kalsın. Rakibi karşılama daha iyi olacak. Sen şimdi topa hakimsin. Ben buradayım. Burada sana basmaya çalışıyorum.
Başsan ne olacak ki? Bu sefer arkası bomboş kalıyor. Oynama alanı geniş. Yani bunlar bir sürü o maç esnasında geçen stajları sen biliyorsun. Şey önemli, muhtemel kadro diyoruz ya, gerçek kadroyu görüp yorum yapmak aynen. Çok daha zor. Yazıyorsun, hocam. Çiziyorsun. Ya içinde oynadığın şeyin, evet. Ya hoca anlatır, her şey hazırdır. Oyuna bir girersin, 10 dakika sonra hoca da kaybederken, topçu da kaybeder. Hop bir kırmızı kart, bir sürü tabii şey olabilir o, yani. O tamamıyla seni değiştiriyor ama kulübede de böyle. Sen çıkıyorsun şimdi, oynuyorsun. Belli bir taktikler vardır kapama ama 10 dakika 15 dakika gibi bir bakıyorsun rakip seni bekleyen bir durumda bu sefer coşkuya geliyorsun sen. Hoca da coşkuya geliyor hadi diyor bastı. Rakip iki tane arada top atıyor daha eller yukarı hop 2-0 olmuş maç. Onun için stratejiler çok farklı oyunlar çok farklı dediğin gibi düdükle birlikte kadroda belli oldu mu? Deriz ki bu bunu oynayacak şunu oynayacak. Tabii dizilişler de hemen başlamadan önce belli olduğu için. Ama tabii şu da var sonuçta birkaç haftadır. Özellikle Fenerbahçe cephesinde kadroyu biraz daha rahat yazıp nasıl bir oyun oynayacağını daha rahat sanki konuşabiliyoruz. Keza gerçi Galatasaray'da da aynı ki sezon başını hatırlıyorum en çok eleştirdiğimiz konuydu herhalde değil mi? İki takım teknik direktörüne 11'i bir türlü yazamıyoruz. Evet. Aynı nasıl çok bir oyun, oyun istikrarı ve kadro istikrarı konusunda çok eleştiriliyordu iki takımda. Şimdi geldiğimiz noktada tabii artık sezonun da sonu geliyor ama bu konuda daha rahatız. Şu anda Fenerbahçe'nin minimumdan bahsedeyim 8'ini garanti söyleyebiliyorsun. 8 oyuncu. Evet çok rahat sayabiliyorum. Haftaya gene oynayacak diyorsun. Tabii. Ama bir iki mevki haricinde. Tabii sezon başında 5 mi olur 6 mı olur öbür hafta 6 kişi mi oynayacak 5 kişi mi oynayacak. Sezon başı diyoruz ama epey de uzun bir süre sürmüştü bu arada yani. Yani çok uzun gitti zaten. Hani bir iki maçtan bahsetmiyoruz yani 20 maç o şeyi kalıbı yakaladı. O kadro istikrarını yakaladıktan sonra oyun da düzelmeye başladı ve oyun da iyi gelmeye başladı ve galibiyetler geliyor. Bakalım Galatasaray zaten fazla değişiklikler yaptı yok. Sakatlıklar, cezalar olmadığı müddetçe. Galatasaray'ın ana kadrosu hemen ama hemen belli. Ama şimdi var. En fazla bir kişi değişiyor. Santrafor'da mı olacak? İşte solda sakatlığın varsa Ömer'i oynatıyorsun. Sağda sakatlığın varsa Boya oynuyor. Bu tarafta Semih geldi. Stoperlerde bir sıkıntılar yaşamadılar. Gidiyorlar onlar. Sezonu öyle kapattılar. Orta sahada varsa yani Galatasaray'ın kadrosu belli. Ama Fenerbahçe çok geniş kadroda çok oynadı. Çok oynadı Ceyhun. Evet, sezon içinde çok oynadı da İsmail Hoca sezon geldikten sonra da birkaç hafta o da oynadı tabii, mesela. Bu sürekliliği yakalamış olsalardı. Net sayabiliyoruz 8-9 oyuncu. Bu sürekliliği yakalamış olsalardı farklı bir Fenerbahçe konuşabilirdi. Tabii canım, daha saydı mesela 3 tane orta sahada tecrübeli oyuncu olmuş olsaydı çok farklı bir şeyler konuşurduk ama bu sezon böyle geçti. Bunu yaşayacaklar, görecekler. Ama Galatasaray şey hocam hani Avrupa'da da hem ligde hem Avrupa'da çok dalgalı oynadı. Yani Avrupa'da oynadığı oyunla ligde oynadığı oyun arasında bayağı bir fark var. Biraz evvel onu bahsettim. Biz Galatasaray'da hiç böyle Avrupa oyunuyla Türkiye oyunu diye bahsetmiyoruz. Bahsedilmez normalde. Eskiden de Galatasaray kim olursa olsun Barcelona çıkardı patır patır oynardı. Ama o kadro yok elinde. O kadrolar farklı kadroydu. Bu kadro çok farklı kadro. Şimdi Fenerbahçe'ye karşı da o şekilde tekrardan söylüyoruz. Yani Fenerbahçe'nin belli başlı pozisyonlarda Galatasaray'dan oyuncu olarak üstünlükleri var. Öbür tarafta eşitlikleri var ama performans olarak da Fenerbahçe bir tık önde. Bir tık önde. Bir tık önde. Bunu inkar edemeyiz. Bu gerçek. Çok daha moralli bir kere. Ya, tabii. Bir de işte arkasına şey aldı. Dünkü galibiyetten, mağlubiyetten sonra Konya'nın. İkincilik yarışının bir ayrı motivasyonu. Düşün yani nerelerden Fenerbahçe yerin dibine vurduk. Sen de söyledin ya biraz. Hocam çok eleştirdi. Bütün sezon çok herkes eleştirdi. En sonunda geldi ikinciliği kovalıyor. Beşiktaş aynı şekilde o da biraz daha zorlasa işte... O da ikinciliği belki kovalayacaktı. O seriyi yakalaması lazım yani. O, olmaz mı? Olur. Her şey var futbolda. O seriyi nasıl yakalayacaksın? Başakşehir var, Adana Demir var önünde. Beşiktaş'ın da bugün oynuyorlar işte Altay'la. Yendikleri zaman daha üste çıkıyor. Onun biraz daha uzun orası. Girdaplı ve Fenerbahçe'nin önünde bir tekne vardı. Konya vardı. Şimdi yakaladı. Şans eline geldi öne geçme fırsatı. Hocam İsmail Hoca... takıma, oyunculara o hedefi net bir şekilde göstermiş bence. Başka şansı yok. Yani taraftar da bu şeyi aldı, o elektriği aldı. Onunla beraber bir ritim yakaladı Fenerbahçe. O yüzden diyorum ben Fenerbahçe bir tık daha önde. Zaten evet. Öyle. Zaten öyle. Orta yoksa sahada, hani orta her sahada, şey olabilir bu maçlarda. Tabii, orta sahada daha hakimler oyuna. Daha oyunu kurmalarında, oyunu yönlendirmelerinde. Zeiss'le Crespo çok uyumlu hocam bir kere. Şimdi bak, sen şey dedin mesela boşluk veriyorlar dedin ama evet zaman zaman boşluk veriyorlar ayrı oyunun belli bölümlerinde.
bir hafif dağılma, dalgalanma oluyor ama genele baktığın zaman çok iyi idare ediyorlar orayı. Şimdi, onların yanına Mert Hakan'ı evet, da yazınca sanki evet, tam oluyor değil mi? Yani Mert Hakan da çok evet, işin gayret, yani gayretli, koşuyor, mücadele ediyor, basıyor. Bir de Mert Hakan, İrfan Can'la da iyi anlaşıyor. Evet. Sürekli yer değiştiriyorlar dikkat edersen. İyi tarafı ne biliyor musun? Topu iyi kullanıyorlar. Mesela Zayson... Topu iyi kullanıyorlar. Topu iyi kullanmasalar... Zayson sürekli rakip defansın tabii, arasında koşulları var. Sürekli ceza sahasının içinde var. Vuruşları var. O gittiği zaman Crespo sürekli kalıyor orada. Biliyor ki arkada topu toplayacak biri var. Şimdi yani o uyumu yakaladı Fenerbahçe. Galatasaray'da en büyük handikap ne? Çıkıldan'ın haricinde top kullanan yok. Yok. Olmadı ama Fenerbahçe'de işte Zayis kullanıyor, Crespo kullanıyor, Mert Hakan zaten kullanıyor. İrfan zaten İrfan onların hepsinin üzerinde. İrfan teknik olarak bu saydığımız isimler hepsinin üzerinde. Ama bütün hepsi top kullandığı zaman o hem top sizde kalıyor hem oyunun hakimiyeti sizde kalıyor. Galatasaray'da işte maalesef bir çıkıl daha var. Biraz topu kullanan ama öbürleri sadece koşan, rakibi yıpratmayı, rakibi bozmayı oynayan bir takım görüntüsü. Önceden yani fiziksel durumu iyi olsaydı Feguli'ydi mesela Galatasaray'ın oyun aklı. Şimdi hiç tek Çıkaldao'nun belli bir şeyine kalıyor. Bir de hep konuştuğumuz Kerem'in atraksiyonlarına kalıyor. Yani neredeyse %40'ı Galatasaray'ın Kerem. Biraz saha içi lideri eksikliği yaşayabilir miyiz Galatasaray için? Var Galatasaray sezon başından beri bunu yaşıyor. Zaten. Yani Fenerbahçe'de sanki o İrfan Can kahveci olmuş gibi, bilmiyorum ne dersiniz? Ya liderden ziyade oyun aklı diyoruz ya ona. Tabii mesela. Yani. Biz şey gibi, bu Crespo gibi, atıyorum Josette Souza gibi Beşiktaş'taki, işte Hamçik tarzında, Siopis tarzında Galatasaray'da öyle oyuncu eksik. Öyle oyuncu olmuş hocam, olsa... Hocam var da... Işte, şu andaki kadroda... Taylan da, Berkan da daha tam o şeyi alamadılar üzerlerine. Ama mesela onları bak, onların olması zamanla, için saydığım isimler alırlar gibi oyuncular olur. Evet. Onlarla birlikte olmuş olsa hiç bunlar sırıtmaz bu kadar ama... Hepsi birbirini tamamlayan oyuncu. Hocam genç kadro ama yani. Şimdi genç dediğin Taylan 95'te mi ne? 95 doğumlu Taylan. Berkan yanılmıyorsam 2000'li galiba o. 95'te mi Taylan yani? Taylan tamam. Öyle şimdi, de. Taylan'ı mesela biraz evvel saydığım isimler var ya, onlarla birlikte oynatmış olsa çok farklı bir oyun profili görebiliriz. Hocam mesela fiziksel anlamda Arda iyi halde olsaydı sağ içi lideri Arda çok rahat olabilirdi. Ama Arda bir türlü o fiziksel şeyini yerine getiremedi maalesef. Arda onu farklı bir düşündü. Fatih Hoca da farklı düşündü ama artık o tarzdaki olmayacağını biliniyordu. Maalesef futbolun içinde kalamadı. Başakşehir'de de kendisini veremedi futbola. Fazla oralarda da. Ya artık bitti bu sezon, bitti Galatasaray'ın. Bir tek önünde bu prestij maçı var. Bundan nasıl çıkacak? Bundan sonrası artık sezonu tamamlama maçları. Artık scoutlar mı geliyor söyleniyor, işte tribünde şunların scoutları var, buralardan geliyor artık onlara bakacaklar. Yönetim mi belli olsun da hocam? Yönetim sonrası... 30'undan itibaren herhalde seçim olacak kongre. O çünkü bir boşluk yaratır ister istemez. Ya işte biraz evvel söyledi ki mesela İsmail Hoca, biz derkiler alışıkız böyle şeyleri ama yabancı hocalar hiç görmemiştir ki hayatında böyle bir şeyleri. Adam soruyordur haliyle, biz ne olacağız, ne yapacağız? Bu maçın skoru etkiler mi Torrent'in geleceğini? Ya hiç etkilemez. Şimdi kafalarında bir şeyler vardır. Hı hı. Şimdi siz Fenerbahçe maçını kazandınız diye örnek kazandın. İlla ki siz de mukaveleyi veyahut da devam edecekler diye bir şey yok. Ama yo, bence de öyle, sadece merak ediyorum görüşünüzü. Şu var ama hocam, daha önceki bir programda da aşağı yukarı Sinem'in sorduğu soruya yakın bir soru geldi. Hani bu maç teknik adamların geleceğiyle alakalı bir şey yapabilir mi? Etki eder mi diye. Torrent için belki etmeyebilir ama İsmail Hoca açısından eğer mağlup olursa çok tepki göreceğini sanmıyorum. Çünkü bir süreç yaşadı, başarılı bir süreç geçiriyor. Torrent de yaşamaz ya. Ama eğer kazanırsa İsmail Hoca Fenerbahçe, belki onun geleceğini sonraki sezon için olumlu anlamda belki etkileyebilir. Yapılanma açısından... Hani olabilir çünkü iyi giden bir durum söz konusu. Yani Fenerbahçe bu maçı kazandı mesela, Galatasaray maçını kazandı, ligi de ikinci bitirdi. Evet, o zaman İsmail Hoca'nın geleceğini etkileyebilir. De olur o, hani taraftar baskısı da gelir, camianın içinden de ya İsmail Hoca'yla devam edelim. Burada başarılı bir teknik tabii adam yönetimi, falan diye. Yönetimi verecek. O olabilir. Bir de kendi açıklaması vardı ya geçen haftaki sinirlendi. Ben ikinci adam olmam diye.
E o bana başka bir şey veriyor mesela. Şimdi bunu söylüyorsa onun da kafasında bir şeyler vardır. Mutlaka düşünür. Niye düşünmesin? Sen de orada olsan, ben de olsam o tarzda ben yakalamışım bu kadar başarıyı. Nereden almışım? Nerelere gidiyorum? Kafamda düşürürüm. Zaten çalışmadı mı? Çalıştı. Yani şampiyonu ne şekilde kaçırdığını bir herkes bir Türk'te. Şey bildiğim kadarıyla hocam. Son kupasını Fenerbahçe İsmail Hoca ile kazandı. Evet. Ya zaten geçen bir istatistik vardı. İşte eski Pereira var. İlk Brezilyalı. Dönem. Brezilyalı Pereira. Tamam. İşte Aykut Hoca'nın, Ersun Yanal'ın, İsmail Hoca'nın o süreç içerisinde çalışan en çok puan toplayan teknik adamlar içerisinde ilk dördün içinde bildiğim kadarıyla İsmail Hoca. Yani zaten, maç sayısıyla aldığı puan zaten en çok puan toplayan. Zaten son dönem Türk hocalarla şampiyon oldu yanılmıyorsa. Tabii işte kupa kaldırmıştı. Türk hocalarla. Son dönemlerde yani. İsmail Hoca ile kupa da yani kazanmıştı. Burada en yukarıdaki puan Pereira'da. Brezilyalı Pereira. Brezilyalı. O Höklü Uçeli zamanında. O çok enteresan bir kadro. En yüksek puan onda. İsmail Hoca da bu listenin 3. ya da 4. sırasında falan yanlış hatırlamıyorum. 2 küsür onda. Başarılı işler yaptı aralığında. Tabii niye olmasın? Niye kalmasın? Evet, hocam, İllaki yabancı mı getirmen şart? Yani. Geçen de söyledim. Şimdi şu başarıyı Fenerbahçe'de İsmail Hoca değil de X yabancı bir adam yapmiş olsaydı neler söyleyecektik belki. Bir de şimdi belki, geçen sene Emre Belezoğlu konusu da şimdi İsmail Hoca'ya soruyor. Sen ikinci adam olur musun olmaz mısın? Ya adam başarılı. Ya bunu niye soruyorsun o artık? O tarzda bir absürt bir soru. Farklı bir şeyler sorulması. Yüceltim şimdi, biraz. Mesela Torrent'te sen yapılanmaya gidiyorsun. Elinde senin bir kadron var. Gençleşmiş bir kadro. Bu ligi bu sezon öyle de böyle de evirmiş. Görmüşler ne olacağını. Avrupa kupalarında namalip çıkmışlar. Belli bir performans. Eksiğin ne senin? 4 mevkide adam alırsın. Kapatırsın. Torrent'le de devam eder. Çünkü adam tamam. Bir de işin mali boyutu da var bu arada. Torrent'le yollar ayrılırsa. Ödemesi gerek ama şimdi. Tazminat var o yani. O da buradaki futbolu adımsadı. Buradaki futbolu bildi. Bak Beşiktaş akıllılık yaptı. Hocayı getirdi hemen koydu da takımın başına. Ama onların da işi zor hocam. Şimdi transfer yapacak diye adam. Önümüzdeki sezon Beşiktaş'ın da işi çok. Tabii şimdi ne diyorum? Üçlü oynamak istiyor. Hedefi belli. Gidebildiği kadar yere gidecek. Nerelerde eksiklerin var? Hangi tarzdaki oyuncular? Hep birlikte oturup karar verecekler. Torrent'te de mesela oturulur, karar verilir. Neler yapılacak? Nereden oyuncular alacak? Onun da portföyü çok geniş. Şimdi City'den olsun, Barcelona'dan olsun, farklı yerlerden. Bunlar tabii kafa kafaya verilir. Mutlaka çevresi var hocam. Olmaz mı? Kafa kafaya verilir. Yani illaki geldin tamam sen ikinci adamlık yaptın ettin Galatasaray'da olmadı diye elindeki kadro belliydi. Zaten baştan bir düşüşte olan bir kadroya geldiniz. Bir şeyler yapmaya çalıştınız kolay değil. Burası Türkiye Ligi ve Türkiye Ligi'nde yabancı olarak takımları yönetmek çok zor. Kolay değil. Tabii. Çok zor yani. Kolayın da ötesinde. Bir de önümüzdeki sezon ekonomik anlamda da kulüpler biraz sıkıntı İşlerle yaşayacaklar. İşlerle tabii. Yani bir sürü sıkıntılar var. Transfer sıkıntıları var, mali sıkıntılar var. Onları burada bizi aşıyorlar. Aynen. Onlar basın mensupların işi. Şöyle tekrardan derbiye dönelim. Bir haberimiz var. Onu girelim. Son dönemde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan mücadelelere çıkan kartlar da damga vuruyor. Bir izleyelim haberimizi. Birazdan izleyeceğiz haberi. Onu biraz konuşalım. Sarı ve kırmızı kartlar tabii derbinin hikayesini de yazabilir. Evet Ceyhun tam sana sormuştum. O arada haberi tekrardan izledik. Biraz tabii derbide kartlar da konuşur genelde. 56 yüksek olunca, maç dedi değil mi? 56 maçta maç. 333 sarı kart. Çok büyük rakam hocam. Çok. Ben de haberi okurken bir daha sordum doğru mu bu rakam diye ya. Çok büyük bir rakam. Durmuyorlar ki. Frenleyemiyorsun. Frenleyemezsin hocam. O sağ atmosferi çok farklıdır. O eski atmosferler kalmadı ama. Bir arada sular atılıyordu, bir arada çakmaklar atılırdı, edilirdi neler ne. Onlar kalmadı. Onları son dönemlerde yaşamıyor. Şimdi çok daha, az. Daha sağduyulular hocam. Seyirciler de. Evet. Yani izleyenler de. Sağ içinde oyuncular da. Eskisi gibi değil artık. Ya. Biz daha coşkuluyduk. Biz farklıydı bizim dönemimiz. O dönemlerde de her türlü yani. Şimdi de coşkusuzlar demiyorum tabii. Şimdi de coşkulular ama. O kadar o dönemki gibi. Oyun gelişiyor, oyun değişiyor. Farklı seyirci bir boyuta evriliyor. Seyirci profilleri değişti. Tabii canım. İçeri fazla malzeme sokamıyorsun artık. Eskiden çok fazla ne ararsan vardı. Ama onun da havası çok farklıydı. Onun da o atmosfer de çok farklıydı. Evet.
Kavgasız olanlar ama. Kavgasız o. Gerçi kavgasız o. Arada böyle küçük çatışmalar, sürtüşmeler o heyecan katar. Büyümediği sürece. Bazı büyümesini istemiyoruz. Büyüdüğü zaman da büyümesin. Büyümesin. Yani onun için zaten futbolu bunlar büyük dergi diyorsunuz. Yani büyük takımlar. İşte mesela bizde hiç olmaz zaten öyle bir şey, imkansız. Bir Boca Juniors, River Plate mesela. Dünyaca bilinen bir derbi. Onların atmosferleri bizden çok çok farklı. Biz onların yanında hiçbir şey değiliz. Hocam bir de şimdi artık hani teknoloji de değişti, geliştiği tabii için. Şimdi bir maçta kaç tane kamera var? 30-40 tane çok falan kamera vardır. Sayısını bilmiyorum. Bizim zamanımızda 18-20 sadece çeken kamera var tabii maçı yani. Bir de onun yanında tribünde kullananlar falan. 6 kamera mı 7 kamera mı ne vardı yani? Hatırladım. O kadar. Şimdi futbola bir basketbol arası veriyoruz. Bir canlı bağlantı yapacağız. Fenerbahçe bugün Euroleague'de final oynayacak. Çok heyecanlı bir karşılaşma şüphesiz. Rakip Sopron. Hemen salonun önüne gidelim. Demet Gedik hazır. Maç öncesindeki atmosferi ona soralım. Teşekkürler Sinem Ökten. Ülker Spor Salonu önünden biz de size iyi yayınlar dileyelim. Euroleague kadınlar final mücadelesinde Fenerbahçe Safiport bugün Macaristan temsilcisi Sopron Basket takımıyla karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 17'de başlayacak. Temsilcimiz Avrupa'nın en büyüğü olmak için bugün sahaya çıkacak. Fenerbahçe Safiport tarihinde 4. kez final mücadelesi yaşayacak bugün. Final mücadelesine aslında hazırlar ve daha önce de yaşadılar ancak bu kupayı daha önce hiç kazanamadılar. 7 kez katıldıkları bu şampiyonada 3 kez ikincilik, 2 kez üçüncülük, 2 kez de dördüncülük kazandılar. Fenerbahçe'nin bu yılki Euroleague macerasına baktığımızda sezona iyi başladılar. Grup aşamasını lider tamamlayarak çeyrek finale yükseldiler. Çeyrek finalde Letonya temsilcisi Riga takımıyla karşı karşıya geldiler ve 2-0'lık skorla onları geçerek Final Four'a kalma başarısı gösterdiler. Final Four geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda İstanbul'da oynandı. Cuma günü oynandı maçlar. Fenerbahçe Safiport USK Prag takımıyla karşı karşıya geldi Cuma günü. Ve onları 83-74 yenerek bugüne finale yükselme başarısı gösterdiler. Yarı final karşılaşmasında aslında ilk periyot kafa kafaya ilerledi. İkinci ve üçüncü periyotlarda bariz bir şekilde USK Prag önde götürüyordu. Ancak dördüncü periyotta savunma anlamında oldukça etkili bir performans sergileyen Fenerbahçe skorla da öne geçmiş oldu ve adını finale yazdırdı. O mücadelede Alina Lagupova oldukça etkili bir performans gösterdi sayı ve asist olarak. 24 sayı 7 asist kaydetti maç boyunca. Hem sahanın hem de takımının en başarılı ismi oldu kendisi. Biz şu anda burada bekleyişimizi sürdürüyoruz. Taraftarın da büyük desteği var. Salon dolu olacak. Umuyoruz ki temsilcimiz adını finale yazdırdı ve bugün bu mücadeleyi kazanıp ülkemize gurur getirecek diyelim. Ve sözü tekrar sana verelim Sinem Öktan. Demet Kedi'ye teşekkür edelim. Fenerbahçe kadın basketbol takımına da başarılar dileyelim. Euroleague erkeklerde 2 kez ülkemize geldi. Kadınlarda da Fenerbahçe bu heyecanı finalde çok yaşasa da kupayı kazanamamıştı. İnşallah bu akşam kazanırlar diyelim. Yeniden futboldaki derbiyle devam edelim. Muhtemel 11'lerle beraber biraz oyunu konuşalım istiyorum. Hocam şimdi Fenerbahçe'nin nasıl başlamasını bekliyorsunuz? Galatasaray'ın nasıl başlamasını bekliyorsunuz? İşte o Avrupa'daki mücadeleler gibi mi? Yoksa biraz daha baskılı önde mi? Fenerbahçe seyircisiyle beraber skoru erken almaya çalışır mı? Bunları size sorayım. Fenerbahçe'den beklentimiz o şekilde. Aktif başlayacak, hücum başlayacak. Galatasaray'ı bilemiyoruz. Galatasaray'da bir şey değil. Bir muallak var. Çünkü hiç, dedim ya bu sezonki gibi bir Galatasaray görmediğimiz için ne maçlar orada farklı da mağlup oldu ama Galatasaray pozisyona girdi, pozisyon kaçırdı, üretti ama mağlup oldun veyahut da kazandın veyahut da berabere kaldı. Bu maçı bilemiyoruz yani aklımızda oynayamıyoruz. Yani derler ya önce oyna maçı diye oynayamıyorsun. Acaba kafada oynayamıyoruz. Tabii aktif mi olacaksın yoksa bekleyip de kontratak mı oynayacaksın? Fenerbahçe belli. Fenerbahçe basacak. Şey ön dedim ya hocam başta da ilk etapta Galatasaray'da özellikle önde Mustafa Muhammed veya Gomis hangi tercih yapılacak o çok önemli. O ister istemez Galatasaray'ın oyun stratejisini de değiştirecek. Tecrübeliyle oynayacak. Büyük olasılıkla tecrübeliyle oynar. Yani ben öyle görüyorum. Gomis mi Muhammed Gomis mi Gomis'te başlayacak. Biraz daha önde. Yani Gomis'te başlayacağını görüyorum. Çünkü dedim ya tecrübeli oyuncularla oynamak istiyorum. Mesela Mustafa Muhammed'de fazla top kalmıyor ama çok çalışıyor. Gomis de öyle bir
öyle bir yerde kalıyor ki tam o iki stoperin ortasında. Yani arkasına sarkabilirsen, hani arkasına sarka kaçırtabilirsen oyuncuları, o şeyde seviyede bir oyuncu ama işte bilmiyoruz. Mustafa da oynasa belki Mustafa'yı da önde koşturur, öbürlerini geri çeker. Beşiktaş maçında mesela Kerem Mustafa Muhammed ikilisi çok iyi maçın hikayesini yazdı. Özellikle ilk yarı sürekli tabii önde bir baskı. Şimdi ama orada tabii tekrardan söyleyeceğiz. İlk devreki Galatasaray ile ikinci devreki Galatasaray arasında fark var. Bu da rakipten kaynaklanıyor. Rakibin oyununa da bakmak lazım. Tabii Galatasaray'da da oyuncu değişiklikleri, giren tabii, çıkan eşit. Beşiktaş'ın oyuncu değişiklikleri, doğru hamleler yapıldı. Oynaması gerekenler ikinci devre oynayınca Galatasaray'da bu sefer oyundan düştü. Onun için biz değerlendirirken oyuna iki yönlü bakmak lazım. Rakip ne oynamışsa ki sen ne yapmışsın. Burada Fenerbahçe bir kere belli. Düdük'le birlikte aktif, agresif oynayacak. Buna karşılık Galatasaray kontratak mı yoksa ben de hücum oynayacağım dediği zaman çok zevkli maç çıkar. İşte o vakit çok iyi maç olur. Bana aslında sanki böyle Barcelona, yani içerideki Barcelona maçında oynadığı gibi oynayacak gibi geliyor Galatasaray. Barcelona bak, Barcelona o kadar yavaş, ya bize göre yavaş geliyor da hani seyrede alıyor, o tarafa veriyor orayı. Gerçi onlar çok paslaşıyorlar da Fenerbahçe'ye karşı bu şekilde bayağı Fenerbahçe çünkü çok çabuk oynamak isteyen bir takım. Evet. Çabuk inmek isteyen bir takım. Atak sonuçlandırmaya tabii yönelik oynuyor. Neticeyi de açıyor. Barcelona o şekilde. Barcelona seni bunaltıyor. Kayseri maçı hocam 4-0 yendi. Bir tane korneri yok. Yani. Fenerbahçe'nin. Düşün. Çünkü sürekli atak sonlandırmaya bütün, oynuyor. Kayseri işte orada. Kapanmıştı. Mesela Barcelona zaten hiçbir takımızı mukayesede. Bir toplasan karma yapsan gene mukayesede. Şu an Galatasaray üzerinden. Hani oradaki, hocam Barcelona hani bilmiyorum. İçerideki Barcelona maçındaki mantaliteyle oynayabilir Fenerbahçe karşısında. Ya oynarsan ama işte o vakit Fenerbahçe direkt gidiyorsa çok fazla içeri gömüldüğün zaman Serdar falan bakma beğenilmiyor değil mi ama cezası aslında aktif bir oyuncu. Yani 5 topla buluşmuş olsa 3'ünü yazacak yani bir oyuncu. Bitirici özelliği varsa. Ya o orada sen o vakit sıkıntı yaşarsın. Burada Zayis geliyor araya giriyor. Rossi var geliyor. Arkadan Crespo gelip vuruyor. İrfan Can var. Mert Hakan oynarsa Mert Hakan var. Galatasaray bu sefer yakalarsa eğer siz işte o boşluklarda biraz da oynamasını seviyorlar mesela. Yakaladığı anda çabuk oynayıp da hedef paslarını güzel yaparsa o vakitte size sıkıntı yaşatır. Yani çok seri giden bir takım var orada. Galatasaray'ın şöyle de avantajı var bir de hocam. Hani oyuna sonradan ofansif hamle yapabileceği çok işte net oyuncu yok. En büyük sıkıntısı o. Handikapı o. En Fenerbahçe o konuda çok daha rahat. Var işte Pelkas'ı atıyorsun. Pelkas var, Berisha var. Yani bir şekilde Arda var. Valencia'yı konuşmuyoruz yani. Valencia gibi bir santrofuru konuşmuyoruz şu anda. En son milli takımda da gol attı bu arada Valencia. Ama konuşmuyoruz şu anda. Yok konuşmuyoruz evet. Mesela elindeki imkanlar fazla. Galatasaray'da kim var atabileceği? Diyelim ki Mustafa'yı attın. Diyelim Emre'yi attın. Murutan var. Barış var. Ofansif olarak düşünürse. Ama orta sahada bir tek Pulgar var. Oyunu onunla mı tutarsın? 1-0 öne gittin örnek. Pulgar'la oyunu tutabilir misin? Yani damataşı gibi oynaması lazım hoca kafasında oyun yani olayı. Tekrardan biz burada ne kadar konuşursak konuşalım. Net 11'leri gördükten sonra mesela Ferdi oynarsa orası nasıl olacak? Tabii. Şimdi önünde senin orada Ferdi'nin önünde kim oynuyor? Atıyorum Rossi oynattı. İkisi de uçan çocuklar. Yani ikisi de çok süratliler. Tamam Ferdi'nin müdafaasında biraz sıkıntılar pozisyon ama bilgisinde. Ama geliştirdi hocam kendini. Şimdi şöyle pozisyon sıkıntısında falan yaşayabiliyorsun ama kapatıyor. Çabukluğunla kapatıyor. Evet. Çok çabuk, çok seri oyuncu. Öbür tarafta Kerem'in karşısında Samuel var. İkisi de birbirini çabuk ikisi de birbirini yiyecek oyuncular. Bence Omar nasıl tutar mesela kim? Rossi ile Ferdi'ye o da orada sıkıntı yaşayabilir i̇şte evet orası i̇şte, da bir soru işareti. İşte onun için Galatasaray'ın sağ tarafı sıkıntı yaşayabilir. Arnold çıkacak mı? Arnold'u tutacak mısınız? Yani hepsi rakibin oyun şemasına karşı oynanacak şeyler. Dama taşları gibi. Şimdi eğer Arnold da çıkarsa Samuel var. Orada Rossi de giriyor. Her geçen dakika stratejini değiştirebilirsin oyun içerisinde. Yani işte oyunu bilmek lazım. Oyunu acaba diyecek ki şey diyelim Arnold'a orta sahaya kadar gel önünde işi Kerem yapsın. O zorlasın, çıkartmasın Samuel'i. Eğer sen Kerem'i de geri çekersen bu sefer bütün geri zaten en büyük hatalarımız o ya. Biz açıklarımızda bekleri kovalasın diyor. Halbuki sen orada dur onlar da kalsınlar çıkmasınlar. Onları da yapamıyoruz. Onun için
fazla hücumluyorsunuz. Tabii bizim bu konuşmalarımız hep havada kalan bir konuşmalar. Emotörünün yayınlarında tabii ki böyle sahaya oluyor. Sahaya çıktığınız zaman her şey işte orada gerçekleşecek. Bu arada 16 seansında Süper Lig'de karşılaşmalar oynanıyor. Tabii kümede kalma mücadelesi açısından önemli maçlar var. Sivas Spor Başakşehir'le karşı karşıya geliyor. Başakşehir deplasmanda 1-0 önde. İlk yarıda dakika 38. Diğer tarafta Adana Demirspor Altay karşısında 2-0. R'ı yakalamış durumda, farkı 2'ye çıkardı dakika 40. Adana Demir. Adana Demir evinde 2-0 önde. Altay karşısında. Altay'ın da durumu. Evet, o yüzden hani bir söylemek istedim. İzmir takımı artık Süper Lig'de kalmayacak. Öyle görünüyor. Öyle görünüyor hocam, aynen. O durum değişmeyecek gibi görünüyor şimdilik. Özellikle Göztepe'ye çok üzülüyorum ben. Çünkü 2 senelik geçmişim var orada. Yani Süper Lig'de kalmasını istediğim takımlardan biridir Göztepe ama bu sezon maalesef o şeyi yakalayamadı. Yani ilk devre o görüntüsü yoktu Göztepe'nin. Şimdi şey dönüyor hocam, biliyorsun sosyal medyada haber, işte Abramovich satın alacak falan diye. Ondan sonra bir yalanlama da geldi. Peki yeniden derbiye dönelim. Şimdi hocam siz kalecilerin maçı olabilir dediniz. Evet. Biraz onlar üstünden şöyle pozisyon pozisyonla gidelim. Programımızın son bölümünde hem oyuncu hem tabii ki hangi tarafın hangi bölgelerde daha üstün olduğunu konuşalım. Altay Muslera bir tarafta çok büyük bir tecrübe, diğer tarafta her ne olursa olsun mücadeleyi hiç bırakmayan ve çok zor bir sakatlıktan dahi dönmüş olsa sanki hiç maç eksiği yokmuş gibi yine kendisini tüm performansıyla, motivasyonuyla maça veren bir Altay. Açıkçası izlemek de çok keyifli iki ismi. Ne dersiniz? Valla geçen sezonda oynadığı zamanlar buralarda nacizane anlatmaya çalıştık. Çok iyi bir kaleci ve Fenerbahçe hep iyi kaleciler çıkardı departmandan. Evet. Türk kalecileri hep iyiydi. Hiç yabancıya uzun dönemden beri. Çok uzun süredir. Çok, zaten çok yani 20 sene. 20 sene yani. Volkan vardı. Engin hocamla başladı. Rüştü abiyle devam etti. Aynen. Volkan ve Türkler'de gidiyor ve arada Oğuz var. Oğuz Dağlar var. Emin olun yani hep iyi kaleciler çıkardı. Türk kaleciler olarak. Altay da onlardan bir tanesi ve ben belki Altay'ın maksimum bir sezon daha Türkiye'de oynar, ondan sonra gidebileceğini düşünüyorum. O potansiyele sahip olan bir oyuncu. İyi bir kaleci. Bazı zaman zaman kaleciler... Ben Altay'ın çok yakın zamanda Fenerbahçe'den ayrılacağını düşündüm. Ben yok ben... Birkaç sezon daha Altay yani Fenerbahçe'de dedim, oynar. Bir sezon daha oynar diye düşünüyorum. Fazla oynar. Önümüzdeki ondan sonra fazla oynarsa gidemez orada. Orada bu kalır burada. Ben bir yerlere gidebileceğini düşünüyorum. Çünkü o fundamentali var onda. Fakat bazı hani nasıl söylerler, kendinize çok fazla güvenirsiniz ya. Orada her kalecinin zaman zaman yaptığı hatalardan bir tanesi yok ama hakikaten iyi şey değil, çizgi kalecisi falan değil. Çok gelişti hocam. Evet, Ankaragücü'nden geldiğinden yani, beri Fenerbahçe çok gelişti. Geliştirdi, hala da gelişimi devam ediyor. Gelişmesinin nedeni kaleci departmanı. Doğru. Fenerbahçe'deki kaleci departmanı. Bunların sayesinde oluyorsunuz siz. Oyunu okuması ne şekilde, nerede çıkacaksınız, nerede kapatacaksınız, nerede ayakta. Eskiden sen biliyorsun, kaleciler hep böyle yatardı. Yatardı, kaleyi açarlardı. Şimdi hepsi kalıyor. Yani Neuer'e bak. Neuer 9 yaşından beri handbal kalecisi, kaleci antrenörüyle çalışıyor. Hareketlerini görüyorsun nasıl. Handbal kalecilerini bilirsin. Ayaklar. Neuer sakatlandı, paramparça oluyordu. Yani onun için bizim kalecilerimiz de artık, kaleci departmanlarımız da iyi kaleciler yetiştiriyorlar. Evet. O tarzda ama öbür tarafta Muslera da yine çok uzun süreli bir sakatlıktan. Tabii ayağı kırıldı. Döndü. Nasıl dönecek? Değil. Yani her sezon bu arada evet ciddi sakatlık yaşadı son dönemlerde. Herhalde Fatih Karagümrük maçı tam dönüş maçı diyebiliriz. Bilmiyorum, ben öyle yorumladım ama ne dersiniz? Muslera her zaman için Muslera'dır. Yani. Muslera evet, çok özel bir kaleci, çok özel bir insan, özel bir kişilik. Yok, oradaki kurtarışlarıyla sanki tam doğru ritmini söylüyorum. Yakalamış gibiydi. Bir önceki sakatlığından dönüşü biraz sıkıntılı olmuştu Muslera'nın ama bu sefer biraz daha iyi geldi. Burada biraz da Peña'nın performansı da onu şey yapmış olabilir, tetiklemiş olabilir. Mesela Peña, tamam bizler hep ikinci kaleciyi yabancıdan falan kullanmak istemeyiz ama Peña da iyi bir kaleci. Evet, Peña da iyi bir kaleci. Yani İyi katkı verdi, onu, evet. Onu alabilirse... Geldiği zaman eleştirmiştik. Barcelona takımının ikinci kalecisi neden Galatasaray'a alınır diye bir eleştiri yaptık ama... Belki de devre arasında Galatasaray'ın en fazla katkı aldığı isim olabilir bu arada. Devre arası transferleri kesinlikle, düşününce. Kesinlikle en katkı sağlayan Peña. Peña yani bir de kaleci fundamentali, onun da iyi bir kaleci fundamentali var. Hocam Barcelona'nın en çok dikkat ettiği şeylerden biridir o. Oralara kolay gelmiyorsun ama... Lamasya.
Şimdi bir ikinci müşteriyi yakalayabilirsin. Uzun süre sende kalabilir öyle bir kaleci. Barcelona'nın kalırsa bırakacağını sanmıyorum. Belli olmaz o işler be. Onlar çok farklılarını buluyorlar. Öyle bir bakıyorsun ki seni atıyor. Gerçi tamam rezerve takımda oynuyor ama rezerve takımda lig oynuyor. Senle ben de karşı oynamıyor ki lig oynuyor onlar da. Muslera gibi kaleciler tamam. Sıkıntı yok. Ama ben yine kaleci konusunda yani sen de güzel söyledin. Kaleci departmanları artık takımlarda gerçekten çok, çok iyi önemli. Çalışıyor. Kaleci antrenörleri de özel eğitimlerini alıyorlar artık. O tabii. O konuda iyiler. Ben hep yerli kaleciden yanayım hocam. Çünkü ben de yerliyi seviyorum. Yabancı kuralı var ya 7 o artı 3. O da ne olacak acaba? Hani kalecin yerli ise bir kere çok büyük bir şans takım için. Ceygün biz... Seneye 7-4 mü olacak? 7-4'tü yani en azından belki en de değişebilir acaba federasyon tabii yeni federasyonla değişir mi onu bilmiyorum. Şimdi değişebilir o yeni federasyon başkanı gelecek. Eskiden iyiydi be hocam. 3 yabancı vardı ya. En iyiydi oydu ya. O vakit... İşte o zaman derbi atmosferini konuşuyorduk tabii. Çok iyiydi. Şimdi mesela Galatasaray'da uzun dönemden beri Türk kaleci yok. Uzun dönemden beri yok. En son kim var? Kerem vardı. Bizim Kerem vardı. Var benim hatırladığım. Şimdi az bir zamanımız kaldı. Uzun dönemden. Hayrettin abi var, Hayrettin hocam. Bak ondan sonra diyorum Taferel falan Mehmet geldi. Mehmet var. Galatasaray'da daha çok yabancı kaleciler. 9 tane Mehmet var evet, hatta. 2 tane Mehmet. Birisi Kayseri'den almıştı. Hatta sonra size demiştim şeyde oynatma. O mu dedi Hayrettin'i mi oynatalım? Mehmet oynattı. Beşiktaş maçında çocuğun ilk ve son maçı oldu. Bu maçlar derbi dedik ne olacağı belli olmasa mı oluyor? Hızlanmamız lazım. Şöyle pozisyon eşleştirmelerle beraber konuşalım. Savunmaya geçelim. Tabii biraz önce de getirdik ekrana Markao ve Minca Ekim ön plana çıkıyor. Bu anlamda savunma performansında hangi tarafı önde görürsün Ceyhun? Ya sadece an, bu iki isim için söylemiyorum yani. Tamam, genel anlamda olarak. Şu an işte takımların yedikleri golleri, performansları düşünürsek Fenerbahçe'nin defansı bir adım önde görünüyor. Okay. Evet, bireysel olarak Markao, Yunelson'u evet övüyoruz belli yeteneklerinden dolayı ama başta dedim ya Galatasaray takımı kaç gol yemiş? 45. Bu kadar gol arada. Yiyen bir takımın defansında rakip çok takımların da 38 gol beklentisine rağmen 45 yemiş. Yani daha da fazla beklentiden. O yüzden sence Fenerbahçe daha ön planda. Defansı o şekilde görürsek orta sahadan kaynaklanıyor. Orta sahada geleceğiz şimdi. Olmadığı zaman. İşte gelelim. Orta saha eşleştirmesiyle hocam siz orta sahayı soralım. Çünkü az zamanımız kaldı. Hepsini konuşalım istiyorum. Buyurun. Atacağım çok orta sahada. Hocam yapacak bir şey yok. Şu anda orta sahada Fenerbahçe daha üstü. Bu gerçek yani. Performans olarak doğru. Hatta bir de oyun karakteristik özellikler olarak da futbolcunun bireysel özellikleri de daha ileride Galatasaray'da. Ha bu burada Kerem. Burada Kerem yani kanat. Tartışmasız Kerem. Bireysel performanslar farklı hocam. Tabii. Yani burada mesela bir kanat organizasyonu bir olarak düşünürseniz peki? Galatasaray'da bir tek Kerem. Yani ofansif anlamda o koşulları yapan defans arkasına, stoperlerin arasına işte o iç blok dediğimiz alana koşu yapan bir tek Kerem var. Onun haricinde Fenerbahçe'de bu koşuları yapan çok oyuncu var. Rossi yapıyor. Mert Hakan zaman zaman yapıyor. Zayis orta saha oynamasına rağmen defans arkası hücuma ben destek koşularını tabii son 7-8 haftada 7 tane falan golü var tabii. Neredeyse. Şimdi bakacağım kaç ay, şimdi olmuş. Zayis'in. Yani şey yine zor. Fenerbahçe orada performans anlamında biraz daha önde görünüyor. İşte Galatasaray'ın zaten müdafasının kötü gözükmesinin ana nedenleri de orta sahasının çok düşük performanslı olması. Hocam çok dalgalanma yaşadı Galatasaray oyuncuları. Mesela Babel tamam tecrübeli bir oyuncu, çok yetenekli bir oyuncu. Belli maçlardı zaten. Gününde olduğu zaman fiziksel olarak da hazır durumdaysa Babel'i yazarsınız. Ama çok dalgalanma yaşadı. De onları o tarafta veriyoruz ama orta sahanızın sizin Fenerbahçe'deki gibi oyunculardan kurulu olmayınca biraz evvel ne dedik işte Taylan farklı bir yerde oynamış olsa falan. Şimdi hepsi bir yerde tutmadı. Taylan, Berkan çıkıldı ha. Hiç tutmadı. Taylan, Berkan en büyük zaafları ofansif anlamda çok katkı sağlamıyor hiç takıma. Hiç yok. Ceza sahasının içine giremiyorlar. Bir de biraz çabuk geçiliyorlar. Şimdi yani diğer taraftan baktığın zaman. Golleri yok galiba. Bildiğim kadar ikisinde golü yok. Zayis'la Crespo 7-8 haftadır yaptığı katkı. Taylan'la Berkan'ın yaptığı katkıdan çok daha fazla. Şimdi bak onlar hani bizde ülkemizde şu konuşulur ya 6-8 deniliyor ya. Crespo ile Zayis ikisini de oynayabiliyor. Yani iki türlü oyun iki yönlü oynuyorlar.
Galatasaray'dakiler... Zaten artık 6-8 o şekilde. Ya. Yani yok yani 6-8 birbirine karışık artık yani şimdi, genelde. Zaten hani yok biz da biz onlara böyle değerlendir. Şimdi Galatasaray'dakiler belli bir alanda hücuma çıksalar geri dönüşlerde cevap var. Ve açık kalıyor işte ne oluyor? Markao kapatmak mecburiyetinde kalıyor. O itmelerde sıkıntılar yaşıyorlar. Ve her zaman da farklı maçlarda da pozisyon hatası yaparak kötü gözüküyorlar. Berkan'la Zaytsev'in istatistikleri de geldi ki tam da onu konuşuyorduk zaten. İşte 7 gol Berkan'ın sadece 2 asist katkısı var. Gol anlamında yani skor anlamında. Bir de son olarak Gomis ve Serdar Dursun'a bakalım. Böylece hücum hattını da konuşalım isterim. Ne dersiniz? Hücum hattı, hücum seçenekleri, skora katkı anlamında hangi taraf daha üstün görürsünüz Ceyhun Eriş? Şimdi Gomis geldiğinden beri eski Gomis değil. Onu bir kere herkes çok net bir şekilde biliyor. Zaten 5 golün kaçını, 3'ünü mü, 4'ünü mü penaltını attı? Yanlış hatırlamıyorum. 2, 3 var. Bir maçta var zaten, 3 olması lazım. Serdar'ın bir penaltı golü var bildiğim kadarıyla. Enteresan Serdar, bir penaltı vuruşu. Evet, o çok... Evet. İlginç çok riskli, çok değişik. Sosyal medyadan görüyorlar bunları. Son bir dakikamız, toparlayalım. Ya ben tekrar başa dönüyorum. Bugün Fenerbahçe'nin bir adım önde olduğunu bir tarafta çok hocam, net söylüyorum. Tecrübe var, bir tarafta da o da tecrübe. Almanya 2. liginde gol kralı. Yani teraziye bakarsan fazla bir artısı eksisi söylüyorum. Çünkü Gomis eski Gomis değil. Eski Gomis siz maça çekimi önüne görüyorsunuz. Bir hemen bir takım alayım. Varsa. Yani şu anda görünen Fenerbahçe. Ben Galatasaray sürpriz değil. Galatasaray başında dik çıkabilir oradan yani. Her peki. Şey olabilir orada. Mahmut Alp Aslan, Ceyhun Eriş çok teşekkür ediyorum. Biz değerli yorumlarınız için. Sevgili izleyenler biz programımızı noktalıyoruz ama derbi yayınlarımız gün boyu devam edecek. Bizden ayrılmayın.